İyi akşamlar. Satır arasına hoş geldiniz. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Dünya bir ateş çemberi, bir siber saldırı mı gündemde diye sorarken bir yandan Orta Doğu'da yeni gelişmeler bitmek bilmiyor. Tam da bu saatlere yaklaşırken Yemen'le İsrail arasında yeni bir çatışma var. Onun ayrıntılarına bakacağız. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Türkiye bir çıkarma yaptı Doğu Akdeniz'e, Kuzey Kıbrıs'a. Orada bir aslında Türk donanmasının görsel şöleni vardı. Birazdan o görüntüleri de taşıyacağız ekrana. Bir yandan Amerikan seçimleri yaklaşırken tartışmalar da bitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında neler konuşuluyor? Hepsinin ayrıntılarına bakacağız. Öncelikle konuklarımı takdim etmek istiyorum. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Hoş geldiniz Ekrem Hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Stratejist Sayın Coşkun Başbuğ, hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Gazeteci, yazar ve siyasal iletişimci Sayın Ferhat Murat, hoş geldiniz. Merhaba, i̇yi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii biraz aslında Kıbrıs meselesi üzerinden kurgulamıştık ama tam da programa yaklaşırken bu İsrail'in Yemen'i vurma görüntüleri haber merkezine geldi. Ve ne oluyor diye bir tekrar soralım. F-35 savaş uçaklarıyla vuruldu. Bu savaş uçakları da kullanıldı. 12 uçakla Yemen vuruldu. Neden şimdi Yemen'den bir karşılık açıklaması var? Sayın Coşkun Başbuğ, sizi alayım. Şöyle haritanın önüne doğru. Neler oluyor tekrar bölgede? Merve, şimdi aslında bir baştan bugüne getirmek faydalı. Neden? Çünkü İsrail'in zaten o cani devlet de demeye dilim varmıyor. Öyle anılsa da o yapının, o cani yapının bir idadi bir planı var. Plan Filistin üzerine kurulu. Ama orada bataklığa saplandı. 9 aydır çırpındıkça batıyor. Bu durumda kurtuluş ne? Netanyahu ve İsrail için savaşı yaymak. Biz bunu hep hatırlarsan önceki yayınlarda hep dillendirdik. Hatta bu nedenle işte Lübnan'dan başlayan, arkasından Suriye, olmadı Irak, olmadı İran. O coğrafyada yaklaşık 1-2 ay denenen kışkırtma girişimleri vardı İsrail tarafından. Biz bunun hepsini böyle yorumladık. Dedik ki savaşı yaymak için Netanyahu'nun kirli tuzakları, ama Amerika ile örtüşmediği için, Amerika böyle bir savaşın yayılmasını istemediği için, hı hı, onun engellemesiyle çatışma noktasına gelmeyen cılız girişimler. Böyle adlandırdık. Bu görüntü peki bu limana yakın noktalar vuruluyor. Burada neden burası hedef alınıyor? Şimdi iki tane iddia var, hı hı, bu görüntülerle ilgili. Bir, asker hedeflerin vurulduğu, iki, akaryakıt istasyonlarının vurulduğu şeklinde, depolama istasyonlarının vurulduğu şeklinde. Burada az önce bıraktığım yerden, hı hı, görüntüye gelerek konuyu bağlayalım. Enteresan bir şekilde Amerika hep engellemeye çalışırken bu saldırıları ve İsrail'in kışkırtmalarını, bir anda Lübnan'da İsrail'in başlattığı ama Amerika'nın da sonradan desteklemeye başladığı bir süreç yaşandı. Hatırlarsanız gecenin kör vakti şu haberle uyandık. Aynı şimdi Yemen'de olduğu gibi. Hı hı. Dediler ki Lübnan'dan füze saldırıları. Kime? İsrail'e. Nereye? Hemen sınırda bulunan köylere ve hatta ormanlık alanlara bir kısmı da. Ve şunu tartıştık Merve, ne oldu da şimdi bir anda Lübnan atağa geçti? Ve İsrail aslında arkasından şöyle duyurular yaptı dünyaya. Köyleri boşaltıyoruz, insanlarımızın hayatları tehlikede, saldırılar ciddi boyutta vesaire gibi hikaye duyduk. Daha sonra işte ona verilen cevaplar, tekrar Lübnan'dan buna karşı ataklar. O ara şunu hiç sorgulamadı kimse. Ya kardeşim, senin hava savunma sistemin vardı. Ne oldu da bir anda bu devre dışı kaldı? Ve acaba devreye aldığında iş mi görmedi? Bununla ilgili hiçbir açıklama yok. Dolayısıyla o aslında bana göre bir danışıklı dövüştü. Ben bunu hep söylerim. İran-İsrail arasında yaşananları diyorsunuz. Evet, Lübnan'ı kastediyorum. Yani daha doğrusu Hizbullah. Hizbullah'la İsrail arasında olanlar. Şimdi buradaki süreç giderek köpürdü. Ve enteresan gene bir şekilde Amerika bir açıklama yaptı. Dedi ki, çünkü İsrail hatırlarsan harekat planları hazır, Lübnan'a her an bir müdahalede bulunabiliriz gibi cümleler kurmaya başladı. Oysa ki İsrail'in bu cümleleri kurmaya cesaret edememesi gerekirdi. Niye? Çünkü daha önce aynı coğrafyada ağır bir sınavı ve aldığı da ağır bir tokat vardı. Yani eğer devreye girmeseler İsrail orada ciddi bir bataklığa saplanacaktı. Kendi istedi ateşkesi ve geri çekildi. Şimdi
Cürmün belli. Karşı tarafta da gene aynı bir direnç var. O zaman neyine güvenerek harekat planları hazır, savaşacağız diyorsun. İşte o neyine güvenerek sorusunun cevabı Amerika'ya güvenerek. Hmm. Onun altını çizelim. Çünkü Amerika o saatten itibaren ilginç bir şekilde dedi ki eğer dedi İsrail Lübnan'a bir saldırı düzenlerse arkasındayız dedi. Hatta yetmedi. Donanmayı da Doğu Akdeniz'e tekrar gönderdi. Ve İsrail'e doğrudan ve tam destek verdi. Ve hep herkes şunu sorgulamaya başladı. Lübnan'a savaş sıçradı mı? Biz de dedik ki bunu eninde sonunda yapacaklar. Çünkü Amerika da bana göre şunu artık yakaladı. Her ne kadar Netanyahu'yu kurban etmeye kalksak da bu işin eninde sonunda bize de bir faturası olacak. İnsanlık bunu yemiyor. O halde Netanyahu'yu bu işe kurban ederek kurtulmayı denemektense onunla bir savaşı yayalım ve bir anda Gazze unutulsun, arka planda daha bölgesel bir savaş konuşulsun. Şimdi bu niyetle, evet. Bu niyetle Lübnan'a olan destek oldu olacak derken bir anda Yemen denkleme girdi. Şimdi Yemen'in daha önce şu Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de bir takım saldırıları söz konusuydu. Neye? Ticari ve askeri gemilere. Ve bunu yaparken de Yemen çok açıktan şunu söylüyordu. Filistin'de yaşananlara karşı bir tepkidir bu. Ve ben bu saldırıları doğrudan o saldırıya destek veren, o katliama destek veren Amerika, İngiltere gibi emperyal batıya yapıyorum dedi. Hatta Ebu Sa'af, yani burada Yemen'de Husilerin iki numaralı ismi, İran'ı ve bölgedeki diğer İslam devletlerini ağır dille suçladı. Dedi ki orada dedi kan gövdeye götürüyor. Artı aldığın saldırılar var. Sırt dedi böyle kağıt üstünde işte yanına bırakmayacağız vesaire. Neyi bekliyorsun dedi saldırmak için. Peki bir şey soracağım. Mesela Hudeyde haritada siz gösterin. Orada da görülüyor. Vurduğu yer, bugün vurduğu yer. Doğru. Bir elektrik tesisini hedef aldığını söylüyor Yemen tarafı. Şimdi Yemen aynı şekilde biz vuracağız. Buna herhangi bir Arap ülkesi eğer müdahale ederse diyor, onlara da İsrail muamelesi yapacağız. Bu ne demek? Ne demek biliyor musun o? Yemen diyor ki ben diyor bölgedeki oyunu gördüm. Kimin kimle iş tuttuğunun da farkındayım. Dolayısıyla İran'a yaptığını bana yapamazsın diyor. Yaptığın anda da seni İsrail'le aynı potaya getiririm diyor. Hangi kime? Arap ülkesini Ürdün. Tehdit ediyor peki sizce? Ürdün. Ürdün benim mü? Tahminim. Hangi Arap ülkesini tehdit etmiyor? Etmiyor. Ya da hangi Arap ülkesi mesela İsrail'in yanında görüntü yer vermez almıyor diyelim. Mesela Katar'ı diyebiliriz. Hı hı. Yani birkaç ülkeyi geçmez. Ama Birleşik Arap Emirlikleri baktığın zaman Suudi Arabistan, Suudi Arabistan. Lübnan, Ürdün, sevgili... Ürdün Kralı. Ürdün Kralımızın. Coşkun Başbuğ. O iş yapıştı kaldı bize. Bu denklemi daha önce İran'ın İsrail'e gönderdiği şu 7 saatte varan İHA'lar ve seyir füzeleri üzerinden kuracak olursak buradaki tehdit aslında haritaya baktığımızda öncelikle diyelim ki Suudi Arabistan, sonrasında Ürdün, belki bu arada kısmen Mısır'la ilgili. Neden? Hatırlayın İran tarafından gönderilen o İHA'lar ve seyir füzeleri Irak semalarında, Ürdün semalarında daha İsrail'in savunma sistemini pek harekete geçirmesine gerek kalmadan düşürülmüştü. Dolayısıyla burada anlaşıldığı kadarıyla Husiler diyorlar ki biz İsrail'e cevap vereceğiz. Cevabı nereden vereceğiz? Yemen'den vereceğiz. Yemen'den bu cevabı verirken de bizim gönderdiğimiz her ne göndereceksek Suud üzerinden herhalde Kızıldeniz'e dolaşma şansı var mı yok mu bilmiyorum. Suud üzerinden ya da işte Ürdün ya da Mısır üzerinden gidecek. Buna İsrail'e destek olmak için karşılık verecek ülkeleri de biz İsrail kabul edeceğiz, düşman kabul edeceğiz şeklindeki bir açıklama gibi okuyorum. Evet. Ekrem abi doğru yerden okuyorsun. Hatta şöyle bir takviye ve ekleme yapayım. Hı hı. Şimdi İran'dan yapılan saldırıda aslında çok çabuk geçtik o konular ama bana göre üzerine tek tek detayla durulması gerekiyor. İran'dan İsrail'e yapılan evet, saldırıydı. Evet bak İran'dan İsrail'e yapılan saldırıda bu stüdyodaydık ya. Hı hı. Yani bir evet. Gelin konvoyu karşılar gibi şu an Suriye geçildi işte şuraya geliyor gibi. Enteresan yani o saldırıyı da ayrıca değerlendiririz de ama ona rağmen yani ben onun da bir danışmış olduğunu ısrarla çizmeme rağmen arada iki tane ayrıntı vardı üstünde durulması gereken. Bir, Suriye Esad ilginç bir çıkış yaptı dedi ki hava savunma sistemleri devreye girdi hatta bazı İran'ın attığı füzeler Suriye üzerinde engellendi.
Şimdi bize dedik ki o zaman bu konuyu değerlendirirken, ya dedik senin İsrail topraklarını vuruyor. Füzelerle, uçaklarla. Golan Tepeleri. Golan Tepeleri'ne hedef alıyor. Bu savunma sistemleri o zaman niye devreye girmiyor dedik. Tam da burada geniş bir harita iyi olabilir. Hemen alalım. Bir geniş haritayı alalım. Bölgede geniş haritayı. Biraz böyle o Golan Tepeleri ve stratejik noktaları da gösteren Orta Doğu haritası. Şurada almadan bir şey göstereyim. Buyurun. Madem gidiyor harita. Şimdi Hudeyde'yi vur dedik ya. Evet. Bak geçtiğimiz yaklaşık 2-3 aylık mesele. İngiltere ve Amerika ilk defa Husilere doğrudan hava taarruzuyla saldırı düzenlediler. Bu kez hedef Sana'ydı. Sana'da bulunan askeri tesisler İngiltere ve Amerika tarafından hedef alındı. Ve dediler ki biz bunu şu Kızıldeniz bölgesindeki ticari trafiği engelleyen Yemen'den dolayı yaptık. Amacımız da buradaki o saldırılarda kullanılan askeri tesisleri imha etmekti. Ve sanki var ya amana uzatmayın dercesine de şöyle bir cümle kurdu. Bu saldırı o gece yapıldı ve bitti. Devamını düşünmüyoruz. Yani Türkçesi dediler ki bir göz daha vermek için bu saldırıyı düzenledik. Amana uzatmayın. Daha çünkü uzatırsak bu iş başka yere gidecek. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil. Şimdi dediler. Haritayı açarken ben şunu sorayım. Neden bugün? Neden şimdi? Yani zamanlama açısından görüşlerinizi almak isterim hepinizin. Şimdi neden bugün? İsrail'in o zihnindeki savaşı yayma fikri bir kere canlı ve diri, onu söyleyelim. Bunu yapmak için iki tane coğrafya var. Böyle hani su kaldırır, mazeret üreteceği. Bir Lübnan, Hizbullah saldırısı. İki Yemen, Husi. Yani ikisine de dünya kamuoyuna, kardeşim işte oradan saldırı alıyorduk, ona bir cevap diyebilir. Lübnan'a da aynı şekilde az önce çizdiğim senaryo. Ki ben hani bir anda Lübnan'a niye o füze saldırısı yapıldı, amaç neydi, o da tartışılır. Acaba İsrail bir eline malzeme mi vermekti, bir gerekçe mi hazırlamaktı? Onun da iyi değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve ardından hemen Yemen denkleme girdi. Ama Yemen'in bir farkı var. Bak, Lübnan'da Hizbullah'ın, Nasrallah, ben baştan beri eleştiririm. Öyle Jack, Jack, Melimalı, geçin bu cümleleri. Hizbullah'ın içindeki o kripto yapı bu ortamı hazırlıyor zaten. Ama Yemen o İran'ın meşhur o Şii hilalinden ayrışıyor. Neden? Şimdi İran, Lübnan, hani Irak'taki, hatta bazı Suriye'deki unsurlar dahil hep böyle o bahsetmiş olduğum kayıkçı kavgasında kullanılan yapılar ve danışık dövüş işler yürüten hadiseler. Hasırla Nasrallah büyük bir ihtişamla ortalığa döküldü. Basın toplantısı düzenleyeceğiz dendi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na ne çıktıysa aynısı oradan çıktı. Karşılığı olmayan cümleler. Bunun üzerine Yemen işte bir anda tonu yükseltti. Ne yapmaya çalışıyorsunuz dedi. Burada dedi bir saldırı var. Siz sadece süreci geçiştirmekle yürütüyorsunuz. Ne zaman saldıracaksınız dedi. Söylüyorum bak, Ebu Suhaf 2 numaralı isim. Ve Yemen gerçekten bu konuda ayrıştı o coğrafyayla. İsrail'e yapılanlara tepki olarak, ki ben takdir ediyorum, oradaki İngiliz ve Amerikan donanma gemilerine ve onların güdümündeki o ticarete de bir karşılık verdi. Ve gerçek tepki buradan geldiği için az önce bahsettiğim gibi Sana başkent bir gecede vuruldu. Kim tarafından? İngiltere ve Amerika'nın ortak harekatı üzerinden. Şimdi aynı coğrafya bu tepkileri devam ettiriyor. Hiç geri adım yok Yemen'de. Dolayısıyla bunu yapmakla hem savaşı yaymanın hem de gerçek bir hedefi vurmanın hayali peşinde. İngiltere, Almanya, Amerika ve İsrail. Ben bu şeytan üçgeninin burayı özellikle hedef aldığını ve amacının da savaşı yaymak olduğunu özellikle altını çizerim. Neden bugünün belki de cevabıdır. Çünkü Lübnan'da tam istenilen ortam oluşmadığı için Yemen'e doğru bir strateji kaybı ve kaydı var. Neden bugün sorusuna dair ne söylersiniz Ekrem Hocam, buyurun. Yani neden bugünle alakalı mesela teknik sebeplerden birisi Cuma gecesi zannediyorum Yemenlilerin İsrail Tel Aviv'e yaptıkları galiba 3-4 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı var. Drone saldırısı. Ve bununla alakalı Yemen'in Husilerin çok güzel, ilginç bir iddiaları var. Hiçbir şekilde hava savunma sistemlerinin tespit edemeyeceği bir usulle saldırdık.
Yani bu gücümüzü göstermesi açısından falan bir örnektir şeklinde bir açıklamaları vardı. Bunun üzerine İsrail'in doğrudan uçaklarla yaptığı bir saldırı, zannediyorum bundan önce böyle bir saldırı yok. Yani doğrudan Yemen'e de falan Husi bölgesinde. İsrail'de yok, diğerlerinden var. İngiltere ve Amerika'da. Yani bu diğerlerinin var ama İsrail'in doğrudan yaptığı ilk saldırı oldu. Teknik olarak sanki ona bir tür cevapmış gibi bu. Aslında zaten bütün mesele şu. Bu saldırı sonrasında ki can kayıplarının olduğu söyleniyor bu görüntüsünü gördüğüm şeylerle alakalı. Tam olarak ne olduğu çok netleşmedi. Yani askeri hedef miydi, işte petrol rafinerisi miydi falan falan gibi. Limanların olduğu da iddia ediliyor. Limanların olduğu. Buradaki konu şu, Husilerin yaptığı açıklamada bunun kararlılıklarını asla etkilemeyeceğini, İsrail'e yönelik saldırıların ve İsrail bağlantılı Husiler tarafından yapılan saldırıların Gazze'deki saldırılar sona erene kadar hiç kestirilmeden, hiç kesintiye uğramadan devam ettirileceği, bu saldırının kararlılıklarını artıracağını söyledi. Buradaki aslında denklemin başı 7 Ekim'deki saldırı sonrası İsrail'in 9 aydır sürdürdüğü mezalim, 9 aydır sürdürdüğü ve maalesef güya hür dünyanın, güya modern dünyanın bir türlü durduramadığı saldırılar. Dolayısıyla İngiltere'nin, Amerika'nın şunun bunun devreye girmesi falan falan, İsrail'in gelip Husileri falan vurması. Husiler aslında çok net, şu Gazze'deki saldırıyı durdurun, Gazze'deki saldırıyı engelleyin. Ben de hiç kimseye dokunmayayım şeklinde bir beyan var. Ama mesele şu, biz doğru olanı yapmak istemiyoruz. Yanlış olan da ısrarcıyız. Gazze'yi bombalamaya devam edeceğiz. Lübnan'ı tehdit etmeye, her tarafı tehdit etmeye devam edeceğiz. Siz de bu arada bizim bu yaptığımız mezalimle alakalı bu tür saldırılar yaparsanız biz sizi vurmaya devam edeceğiz şeklinde bir okuma var burada. Hocam bu arada bu gelen görüntü yeni görüntü. Yine daha geniş aynı bölge ama yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bak buradan biraz okumaya, çözmeye çalışalım. Bu görüntüyü yorumlamamız. Bak görüyor musun? Rafineriye benziyor. Petrol tesisleri. Petrol tesisleri. Limandaki evet petrol tesisleri olduğu zaten az önce benim ifade ettiğim husus işte buydu. Akaryakıt tesislerini vurduğu şeklinde. Şöyle biraz daha net görülebiliyor. Buradan anlatalım. Elektrik tesisi olduğu söylenmişti. Muhtemelen burada akaryakıt depoları da yani hepsinin olduğu direkt enerji hatlarının hedef alındığı bir yer. Bak görüyor musun burada şu an dumandan gözükmüyor mu? Bak 3 tane büyük petrol depolama alanı var değil mi? Alanı var. Zaten hani direkt şah damarına atmak için elektrik, akaryakıt ve bir de askeri tesis hedef aldı. Bütün sistemleri. Bu iddiaların hepsi doğru olabilir. Tabii bütün sistemleri. Yani burada net bir planlı saldırı var. Tabii amaç, bak görüyor musun? Şuradaki işte petrol rafineri, 3 tane büyük depolama tesisini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Ki bizim o zaman işte iddia ettiğimiz tez oturuyor bu görüntüyle. Şimdi burada yani zamanlama az önce ifade ettiğin gibi Lübnan'ın devamı gibi okunmalı. Yani Lübnan'da evet savaş konuşuluyor. Amerika'da bunu destekleyeceğini açıkladı ama Lübnan biraz daha karışık bir coğrafya. Çünkü orada hani Hizbullah'ın içerisinde kripto bir yapı var. Bunda hiç şüphe yok. Yani bugün Aruri suikastini gerçekleştiren, onu tuzağa çeken gene Hizbullah'ın içindeki bu yapı, gene o danışık dövüş İsrail'e malzeme vermek üzere yapılan, planlanan saldırılar gene aynı şekilde okunmalı. Ama, niye ama diyorum, 100 binden fazla üyesi olan Hizbullah'ın bu kripto yapıyı geriye düşersen o kalan unsurların böylesi gerçek bir çatışmada, savaşta İsrail'e kök söktüreceği aşikar. Ne engeller bunu? Amerika'nın bölgeye doğrudan müdahalesi. Amerika bu müdahaleyi yaptı mı hemen yanı başı Suriye ve Rusya. O zaman denklem nasıl şekillenir? Burada da Amerika'nın yaptığı bir hesap, bir muhasebe var. O zaman savaşı yaymaksa amaç ve bir de hani gerçekten ciddi yaralıyorlar Yemen'den, Husilerden. Gerçek savaşan bana göre coğrafyada Gazze'den sonra Yemen. Şimdi İsrail'de aslında tamamlayın sözünüzü hocam. Şimdi böylesi bir tablo da Yemen'e hem bu işin bedelini kesmek hem de savaşı yaymak bir taşla iki kuş. İsrail cephesinden baktığında. İsrail bu saldırıyı ferdi mi yaptı, Amerika'nın İngiltere onayını aldı mı dersen ben arka planda bir anlaşmanın olduğu kanaatindeyim. İsrail'in saldırısına evet, diyorsunuz. İşte bu yaptığı Yemen'e saldırıda. Şu İran meselesiyle ilgili şunu soracağım. İsrail Dışişleri Bakanı diyor ki İran aslında bize Husiler üzerinden saldırıyor. Yani onlar Husileri finanse ediyorlar, eğitiyorlar. Onlar da bize saldırıyor. Yani bu işin arkasında aslında İran var. Biz İran'a yaptırımları artırmalıyız demiş İran Dışişleri Bakanı.
Bu bir bahane mi acaba? İsrail Dışişleri Bakanı. İsrail Dışişleri Bakanı söylüyor bunu. Şimdi şu, zaten hani İran'la İsrail arasındaki gerilim her zaman sürekli olarak devam eden bir şey. Husilerle İran'ın bağlantısı olduğu da bilinen bir gerçek. Ama netice itibariyle bir vekil güç pozisyonunda olduğu için Husiler diplomatik olarak resmi yollarla çok bir yaptırım yapamazsınız. Değil mi Coşkun abi? İran'a yani yazan. Vekil güç olduğu için İran'a direkt yapamazsınız. Tabii canım. Donat vesaire. Bunu bahane edebilir misiniz? Bunu bahane, yani siz bir yaptırım uygulamak istiyorsanız İran'a zaten yıllardır. Onu diyeceğim bir dakika. İran'a bahaneniz zaten ağır söz ambargo konusu. Yok mu? Yani? Zaten hani yeterince ambargolarla kuşatılmış bir ülke İran baktığınızda. Tabii burada şimdi Husilerin İran bağlantısı olduğunu bir kenara koyalım. Ama Yemen'in de işte Coşkun Başbuğ'un da ifade ettiği gibi Gazze mezalimi başladıktan itibaren dik duruşlu bir şekilde bu sürece net bir görüntü, net bir duruş ortaya koyduğunu ifade etmemiz lazım. Yani ilk günden beri Yemen'in açıklamaları, hatta tehdit de etmişti, çok da ciddiye alınmamıştı. Yani bu saldırılar durmazsa vuracağız demişlerdi ki vurdular da ardından. Şimdi bugün bu saldırıyı İsrail'in yapma nedeni iki gece önce, az önce Ekrem abi ifade etti, onu biraz açalım. Yemen'den kalkan bir drone, bu tabii İsrail medyasının karartmasına da maruz bırakılmış bir gelişme olduğu da ifade ediliyor. Ben bölge basınındaki bazı internet sitelerini takip ettiğimde bu bilgiyi okudum. Yemen'den kalkan bir drone 10 saat boyunca yolculuk edip Tel Aviv'de bir yeri vuruyor. Ve İsrail'in çok güçlü hava savunma sistemleri olduğu, işte demir kubbeden tutun da, bunun dışında farklı güvenlik önlemleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada İsrail'e bir desteği söz konusuyken 10 saat uçan bir drone'un Tel Aviv'de isabeti tam nokta atışı olarak vurması önemli bir güvenlik eksiği midir? Yoksa Coşkun abinin söylediği gibi bir danışıklı dövüşün bir parçası mıdır? Bu bir soru işareti ama netice itibariyle bir drone'un orada isabetli bir atış yaptığı gerçeği karşımızda. İsrail'de çok fazla bu işi yaymamaya çalışsalar da Tel Aviv'de olduğu için, başkentinde olduğu için bu tabii ister istemez duyulan bir gelişme oluyor ve Yemen tarafından yapıldı, intikamımızı alacağız şeklinde bir yaklaşım söz konusu oluyor. İşte aslında intikamlarını kendilerince, işte terör devleti, terör örgütü daha doğrusu İsrail bugün almış gibi gözüküyor. Buna yönelik bir hamle gibi gözüküyor. Niye orayı seçiyorlar, enerji tesislerini? Bir, petrol var, elektrik var, tahribat gücünü daha yüksek bir şekilde sağlayabilmek, yani atılan mühimmatın daha etki gücünü artırmak, daha yıpratıcı bir sonuçla karşı karşıya bırakmak. İki, ekonomik olarak ülkede bir problem yaratmak gibi bir durumu da karşımıza zaten çıkartır. Yani enerjiyi siz bir kere yok ediyorsunuz, limanı kullanılmaz hale getiriyorsunuz. Ticari olarak da Yemen'i zor durumda bırakmak ve aslında bir taraftan da diz çöktürmeye yönelik bir hamle olduğu, stratejik bir hamle olduğu karşımıza çıkıyor. Üç, zaten Yemen, şimdi Coşkun abi haritada belki daha net gösterir, çok stratejik bir yerde. Yani o Kızıldeniz'e ticaret gemilerinin geçtiği yerde, kapının ağzında. Bakın orada çok net bir şekilde gözüküyor. Yemen'e de, hani eğer bu danışıklı dövüşse Coşkun abinin söylediği gibi, Yemen'i de kontrol altına alabilmek için bir bahane, bir gerekçe, oraya saldırıların daha yoğunlukla sağlanabilmesi için bir gerekçe olabilir. Evet. Ama baktığımızda şu anda İsrail'in o drone saldırısına maruz kalması, güvenliğinin yine anlattığı kadar, abarttığı kadar olmadığı gerçeğini karşımıza çıkartıyor. Ha, bölgede gerilim zaten bitmeyen bir şey. Sürekli olarak artacak. Muhtemelen Yemen'de farklı bir cevap verebilir. Çünkü ilk günden beri bakıyorsunuz, yani hiç kimsenin ummadığı Yemen çok farklı sonuçları da karşımıza çıkardı. Evet, Turgut Alp Boyraz geldi. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bu bölümde bizlerle birlikte olacak. Bölgeye gideceğiz. Tabii aslında burada konuştuğumuz konuları Turgut Alp Boyraz size sormak isterim. Hem neden bugün, yani bunu biraz evvelinden alarak da Yemen'le İsrail arasında ne oluyor izleyicilerimize anlatmanı isteyeyim. Hem Lübnan tarafında neler konuşuluyor? İşte İsrail'in İran aslında Husileri destekliyor açıklamaları. Tüm bunları okursak ne söylersiniz bu saldırılar için? Bir karşı saldırıda beklentisi var mı aynı zamanda?
Bugün İsrail tarafından gelen açıklamaları çok kısa özetleyerek önemli noktaları başlayayım istersen Merve. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 200 kez Yemen tarafından İsrail'e saldırı düzenlendiğini açıkladı 7 Ekim'den bu yana. Ancak dün ilk kez İsrail'in en büyük şehri olan hatta başkenti olan Tel Aviv'i Husiler vurabildi. Bir İsrailli öldü ve ondan fazla İsrailli yaralandı. Bu İsrail'de hem güvenlik bürokrasisinde hem de halkta büyük bir şok etkisi yarattı diyebiliriz, oluşturdu diyebiliriz. İsrail ordusunun, İsrail halkının zaten 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırıdan sonra orduya, İsrail ordusuna ve İsrail istihbaratına güveni büyük oranda sarsılmıştı. Ancak dünkü saldırıyla birlikte Hamas'ın dışında, Hizbullah'ın dışında 2000 kilometre ötede Yemen'den bir aktörün İsrail'in merkezini vurabilmesi İsrail'e ciddi bir şok oluşturdu. Ve İsrail kabinesine şöyle bir plan sunuldu. Daha öncesinde Yemen'e yönelik saldırı planlarının İsrail'de olduğunu biliyoruz. Bu saldırı planları kabineye sunuluyor, kabine onaylıyor ve hatta kabineden bakanların da izlediği bir şekilde Yemen'e bir saldırı düzenleniyor. Burada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aslında birkaç mesaj vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Birincisi kendi halkına, yani İsraillileri öldürürlerse, Yemen'den de saldırı gelse ben buna cevap veririm diye İsrail içerisinde yaşanan şoku, İsrail güvenlik bürokrasisine ve siyasetine yönelen tepkiyi biraz hafifletmek, yatıştırmak yönünde bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz. İkincisi Yemen'e yönelik bir mesaj. Belki bu saldırı Tel Aviv'e değil de sınırda Akabe Körfezi'nde olan yine İsrail şehri olan yani İlat'a düzenlenmiş olsaydı İsrailliler belki bu kadar doğrudan bir saldırıyı düşünmezlerdi. Ancak Tel Aviv'e olduğu zaman yani bu tarz bir saldırıyı tekrarlaması durumunda Husilere yönelik saldırıların devam edeceği yönünde Husilere bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Üçüncü bir mesaj da dolaylı olarak İran'a verilen bir mesaj olarak okunuyor. Yani 1900 kilometre uzaklığında olduğu söyleniyor İsrail'in bugün Yemen'de vurduğu Hudeyde limanının. Orayla Tahran'ın, İran'ın başkentinin arasındaki mesafenin de 200 kilometre yönünde olduğunu, 200 kilometre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1900 kilometre yani 200 kilometre daha uzakta İran var. İsrail İran'a da gerekirse seni de vururum mesajı vermiş oluyor ama bu şey yöndeki mesajları aslında çok da ciddiye almamak lazım. Çünkü İran'ın çok ciddi bir savunma teknolojisi var, hava savunma gücü var vesaire. Yemen'deki Husilerde bu yok. Dolayısıyla İsrail'in saldırılarını durdurabilme ve buna çok daha sert cevap verebilme gücü de var İran'ın. Ama İsrail tarafında dolaylı olarak İran'a da bir mesaj verildiği yönünde okunuyor bu. Bir diğer konuda bu saldırıyla ilgili seçilen yer çok önemli. Elektrik santrali, petrol santrali ve Yemen'e silah ve malların girdiği en büyük liman vuruluyor. Dolayısıyla İsrailler bununla şunu hesap ediyor. Etkileri önümüzdeki haftalarda, aylarda da devam edecek. Ekonomik olarak bir Yemen üzerinde baskı oluşturacak bir saldırı yaptıklarını ümit ediyorlar. Bu şekilde İsrail basınında yorumlar var diyebiliriz. Yemen'deki Husilerden ise hemen cevap geldi. Buna karşılık verecekleri yönünde. Dünkü saldırıya da İsrail karşılık vereceğiz demişti. Dolayısıyla bu iki taraftan gelen söylemlere baktığımızda karşılıklı saldırıların tansiyonunun yükselme ihtimali var. Ama tabii ki burada Husilerin nasıl bir strateji izleyeceği önemli. Yeniden Tel Aviv'i hedef alacaklar mı ya da alabilecekler mi? Burası çok önemli. Eğer böyle bir durum olursa İsrail'in saldırılarının devam edeceğini de söyleyebiliriz. Bir de bu saldırıya İngiltere'nin ve Amerika'nın da katıldığı yönünde haberler çıkmıştı ilk başta ama İsrail açıkça bu saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de bilgisi olduğunu açıkladılar. Bir iddiada saldırı düzenlenirken Suudi Arabistan hava sahasının da kullanıldığı yönünde. Bu yönde teyitli bir bilgi yok ama bu yönde haberler de çıktı. Haritada baktığımızda zaten o Kızıldeniz'in üzerinden Yemen'e giderken sol taraftaki sınır, doğu taraftaki sınır Suudi Arabistan. Dolayısıyla gir çıklar olmuş olabilir. Eğer böyle olmuşsa daha öncesinden Suudi Arabistan'a da bilgi verilmiş olabilir. Ama tekrar altını çizelim. Bunlar sadece iddia düzeyinde. Suudi Arabistan'ın bilgisi olup olmadığını bilmiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi vardı. Burada özetleyecek olursak İsrail'in vermeye çalıştığı mesaj şu. Eğer Husiler şu ana kadar 200'den fazla saldırı düzenlediler ama İsrail vatandaşı öldürmemişlerdi. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in merkezini Tel Aviv vurur ve İsrail'i öldürürseniz biz de size ağır saldırı düzenleriz şeklinde bir mesaj vermiş oldular.
bu önümüzdeki günlerde tansiyonun Husilerle İsrail arasında nasıl artacağını, daha doğrusu Yemen'in vereceği cevap belirleyecek diyebiliriz. Ancak kuzeyde bir etkisi olur mu, Lübnan tarafında bir etkisi olur mu, tansiyon yükselir mi diye de sorular gündeme geldi. Ancak zaten kuzeyde tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani aşağı yukarı hemen her gün İsrail şöyle bir strateji gidiyor. Sınırın Lübnan tarafındaki Hizbullah komutanlarına, Hizbullah üyelerine, militanlarına, silahlı unsurlarına yönelik nokta atışı suikastlar düzenliyor. Tabii ki sivil hedefler de vuruluyor ara sıra, ancak büyük oranda Hizbullah'ın komutanlarına saldırı düzenliyor ve her seferinde de Hizbullah İsrail tarafındaki askeri hedefleri vurarak buna karşılık veriyor. Ancak genel beklenti Lübnan'da da İsrail'de de bunun sınırla, hudut bölgesiyle sınırlı kalmaya devam edeceği, büyük bir savaşa dönmeyeceği yönünde. Ancak daha önceki yayınlarda da birçok kez konuşmuştuk. Sınırın İsrail tarafından on binlerce insan hükümet tarafından tahliye edildi Hizbullah saldırılarından dolayı. Sınırın Lübnan tarafından da 100 bine yakın insan kendi imkanlarıyla sınırı terk etmek zorunda kaldı İsrail saldırılarından dolayı. Dolayısıyla bu durumun sonsuza kadar da sürme ihtimali yok, lüksü yok. Bir şekilde bu sorunun da çözülmesi lazım. Ama burada Hizbullah'ın stratejisine baktığımızda Gazze'de İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes olmazsa saldırılarını durdurmayacağı yönündeki net tavrını Hizbullah muhafaza ediyor. Eğer Turgut, böyle olursa Eylül ayında okullar açılırken İsrail hükümeti... Buyurunuz hocam. Tamamlayın Turgut. Bir haber var da önemli. Yok, ben de söyleyeceğim. Bende de yeni geçmez. Siz tamamlayın. Buyurun. Yani Eylül ayında okullar açılacak. Daha önceki yayınlarda da birçok kez söyledik. İsrail hükümetinin önünde o kuzeydeki İsraillileri evlerine döndürmek gibi bir mesele var. Hı-hı. Üzerlerinde bir baskı var ama aynı zamanda İsrail hükümeti anlaşılan o ki Gazze'deki savaşı da sona erdirmek istemiyor. Oradaki katliamlarına da devam etmek istiyor. Evet. Ve farklı bir şekilde işgali, belki de Gazze'yi birkaç kısma bölmek gibi bir strateji gidiyor. Eğer bundan vazgeçmezse, Hizbullah da Gazze'deki savaş bitmeden durmayacağını söylediğine göre Lübnan sınırındaki gerilimin de, Yemen sınırındaki gerilimin de devam edeceğini söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Birkaç yeni bilgi var. Ondan sonra Coşkun Başbuğ'a vereceğim sözü. Belki siz de hani gözden kaçırdıysanız yeni açıklamalar var. Husi askeri sözcüsü diyor ki, Hudeyde limanına yönelik bombardımana karşılık vereceğiz. İsrail'le uzun vadeli bir savaşa hazırlanıyoruz. Tel Aviv artık güvenli değil. İsrail'in Hayfa'dan Tel Aviv'e hiçbir kenti güvende olmayacak. İsrail'le savaşımız başladı diyor Husi askeri sözcüsü. Netanyahu'dan da bir önceki açıklamasına benzeyen bir açıklama var. İsrail'in de bize zarar veren herkese İsrail'in de zarar vereceğini savaşın başından beri söyledim diyor. Saldırdığımız liman, burası önemli Coşkun Hocam, masum bir liman değil, İran tarafından sağlanan ölümcül silahların giriş noktası olarak askeri amaçlarla kullanıldı diyor. Bu silah bölge ülkelerinin dünyanın en önemli uluslararası nakliye rotalarından biri olan İsrail'e saldırmak için kullandılar. Bu operasyon sınırlarımıza 1800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurdu. Ardından da diyor ki işte İsrail'in İran'a ve İran metastaslarına karşı verdiği mücadeleyi desteklemeniz gerekiyor diyor. Bu önemli bir cümle. Hem Yemen'de, hem Gazze'de, hem Lübnan'da, her yerde diyor. Buyurun Coşkun Hocam. Ona hatta şöyle ekleme yapayım. Daha doğrusu bir takviye. Mesela bu limanı işte İran'ın göndermiş olduğu silahlardan dolayı vurduk. Ya o boğaz bir yıldır senin kontrolünde. Oradan kuş uçurmadın. Devriyeler attın. Buna yönelik senden, yani sana Husilerden gelen saldırılar var. Ne ara oldu bitti bu işler? Madem o iddian doğruysa. Dolayısıyla burada doğrudan aslında Yemen'e yönelik bir saldırı var. Ve senin de ifade ettiğin gibi ben de onu soracaktım zaten Turgut'a, aynı bilgi sende de var mı diye. Yemen şunu ifade ediyor. İsrail'le savaş başladı diyor. Hı hı. Ya bu bir anda, hani Lübnan'ı konuşurken artık bu saatten sonra Yemen'i mi konuşacağız? Veya Yemen'de bu savaş gerçekten başlarsa bu bir domino etkisi yaratır mı? İşte Lübnan'dan yerinde değerlendiren Turgut'a bunu sormak isterim. Benim sorum oydu. Hı hı. Birlikte değerlendirirse de sevinirim. Teşekkür ederim hocam. İlk açıklamalar böyleydi. Yani Husilerden karşılık verecekleri yönünde bir açıklama geldi ve savaşın başladığı yönünde, ama bunu sahadaki pratik uygulamalarına görmek lazım.
Yani bu açıklama beklenen bir açıklamaydı. Zaten dün Tel Aviv'e düzenlenen saldırının ardından da İsrail'in açıklaması gelmişti. Kesinlikle Yemen'e karşı Husilere, Yemen'deki Husilere karşılık vereceğiz şeklinde. Şimdi bu saldırıdan sonra da Yemen'den, Husilerden bu şekilde bir açıklama gelmesi sürpriz değil. Ancak açıkçası bunun sahadaki uygulamasına, pratiklerine bakmak lazım. Yani Husiler daha önceki yaptıkları gibi, aylardır yaptıkları gibi İsrail'i bir şekilde rahatsız eden dronlar, füzeler göndermeye devam edecek ama ciddi bir hasar vermemeyi mi seçecek? Yoksa daha dün yaptıkları gibi İsrail'in merkezini vurarak Tel Aviv'de bile İsraillileri zarar verme yöntemini mi seçecek? Yani bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir de burada önemli olan nokta şu, Yemen'den gönderilen SİHA'nın İsrail savunma sistemini nasıl geçtiği konusu. Şimdi şunu askeri uzmanlar söylüyorlar. Motorunun upgrade edildiği, daha üst düzey seviyeye çıkarıldığı ve hızının artırıldığı yönünde bir bilgi var. Ve İsrail tarafından gelen izahat, açıklama ise şu şekilde. Biz bunu gördük ancak bir insani hatadan dolayı tespit edip vuramadık. Yani burada iki ihtimal var. Ya İsrail doğru söylüyor, çünkü benzer dronları vurdu daha önce. Gerçekten insani hatadan dolayı vuramadı ve aradan kaçtı. Ya da bu konuyu biraz daha hasır altı etmek ve karizmasını toplamak için yani aslında biz tutabilirdik de bir insani hata oldu gibi bir şekilde bir bahaneyle geçiştirmeye çalışıyor olabilir. İki ihtimal var. Eğer ikinci ihtimal doğruysa Husiler yeniden bu saldırıyı düzenleyebilir. Yeniden Tel Aviv'e zarar verebilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani İsrail savunma sistemi ne şekilde buna karşılık verecek. Yani Husilerin sözcüsünün yaptığı açıklamayı geçtik zaten ama bunun sahadaki karşılığı, pratikteki karşılığı gerçekten ne olacak göreceğiz. Eğer yeniden tekrar ederse İsrail'in Yemen'i benzer şekilde vuracağına muhakkak gözüyle bakabiliriz. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya, İngiltere yıllardır Yemen'i vurmaya devam ediyor. Bugün vurulan limanı ise İsrail tek başına vurdu. Şimdi İsrail tarafı diyor ki burada silah sokuluyordu. Evet, yani şunu biliyoruz. İran'ın Husilere ve Hizbullah'a çok güçlü askeri ve mali desteği var. Ve onlar kendi cephelerinden bunu direniş ekseni olarak adlandırıyorlar. Diğer dünyada kabul gören şekli ise İran'a yakın vekil gruplar olduğu Hizbullah'ın, Yemen'deki Husilerin, Lübnan'daki Hizbullah'ın, Irak ve Suriye'deki farklı Şii grupların İran'a yakın vekil gruplar olduğu yönünde genel bir kabul var. Yani bu bir sır değil. Turgut. İran'ın Husilere silah yardımı yaptı. Aynı zamanda bu limandan insani yardım da giriyordu. Ekonomik mallar da giriyordu. Dolayısıyla Yemen üzerinde ciddi bir ekonomik bir etkisi olacağını da öne sürüyor, ümit ediyor İsrail diyebiliriz. Evet. Turgut, bu Lübnan'da hani programın başında dillendirdik, geçtiğimiz programlarda da değerlendirdik. Bir anda İsrail-Lübnan savaşı konuşuluyordu. Hatta Amerika uçak gemisi dahil donanmayı Doğu Akdeniz'e gönderecekti ki yola çıktı. Bu tansiyon bir anda düştü. Hiçbir şey olmamasından mı kaynaklanıyor yoksa bizim bilmediğimiz arka planda başka işler mi var? Hocam, Lübnan'la İsrail arasında 7 Ekim'den sonra o başlayan süreçte Amerika Birleşik Devletleri apar topar buraya bir savaş gemisi göndermişti zaten. Hı hı. Uçak gemisi. Ve İran'a ve Hizbullah'a bir mesaj vermişti. Bu işe dahil olma tam olarak. Bize de verdi hatta. Bölgedeki herkese mesaj verdi diyebiliriz. Ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri bu savaş gemisini çekti. Doğru. Ve hem İsrail'e hem de Lübnan'daki elementlerin üzerine bölgeye savaşın yayılmaması için ciddi derecede ABD'nin baskısı olduğunu biliyoruz. Doğru. Farklı gerekçelerle, ABD'nin çıkarları gerekçesiyle. Son tahlilde Hizbullah da şu çizgiyi net şekilde çekiyor. Diyor ki ben tamamen savaşa girmiyorum ancak bir destek cephesiyim. Neye destek cephesiyim? Gazze'deki Hamas üzerindeki, Gazze'deki sivil halk üzerindeki İsrail askeri baskısını azaltmak için bir saldırıda bulunuyorum diyor. Zaten Hizbullah'ın hiçbir şey yapmaması büyük bir skandal olurdu. Çünkü Hizbullah'ın kuruluş gerekçesi Filistin topraklarını özgürleştirmek ve Lübnan'daki
İsrail işgaline son vermekte o dönemde. Yani meşruiyetini de buradan alıyor. Lübnan içerisinde ta 1990'da iç savaş biterken yapılan Taif Anlaşması'nda da Hizbullah'a parantez açılarak silahlanmasına, silahların elinde tutmasına, devam etmesine izin verilmesinin sebebi de İsrail'e karşı bir direniş hareketi olarak kurulması yönünde. Dolayısıyla Gazze'de bu kadar büyük bir katliam yaşanırken Hizbullah'ın durması beklenemezdi. Ancak Hizbullah büyük bir savaşa çıkaran taraf olarak Lübnan içerisinde gözükmek istemiyor farklı gerekçelerden dolayı. Yani Amerika'nın ve İsrail'in saldırısını bu tarafa çeken bir taraf olmak istemiyor. İsrail tarafından da ciddi bir şekilde bu savaşın istenmemesini, daha doğrusu Hizbullah'la bir savaşı istememesi yönünde bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bunun da sebepleri var, çok net sebepleri var. İsrail'li askeri uzmanların tahminlerine göre Hizbullah'ın elinde 150 binden fazla füze. SİHA gibi, o güdümlü füze gibi İsrail'in hemen her noktasını vurabilecek silahlar var. Şimdi aynı zamanda Hamas'tan farklı olarak Gazze'de bir abluk altında bir örgüt değil Hizbullah. Suriye, Irak üzerinden İran'a kadar uzanan bir hat var. Dolayısıyla insan, para ve silah yardımı almaya da müsait Hizbullah. Dolayısıyla eğer İsrail Hizbullah'la bir savaşa girerse bu son derece kanlı bir savaş olur. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan da bu işin altından muhtemelen kalkamaz. Dolayısıyla İsrail'e yönelik de böyle bir İsrail'in de bir tereddüt etmesinden arka planında bu yattığı. İşte benim sorum da yattığını söyleyebiliriz. Benim sorum da tam da buradaydı. Amerika dedi ki bir yakın zamanda 2 hafta önce İsrail'in Lübnan'a yapacağı bir saldırıyı destekliyorum ve İsrail'i yalnız bırakmayacağım dedi. Donanmayı tekrar Akdeniz'e hareket ettirdi. Ama bu tansiyon direkt savaşa gidiyor derken hiç son bir hafta 10 gündür hiç konuşmuyoruz. Ferhat, Murat buyurun. Hocam, ha, neler oldu? Şöyle okuyabiliriz belki. İsrail'in bazı yetkililerin Amerikalılardan kamuoyu önünde İsrail'e destek verecekleri yönünde bir mesaj vermesi ve bunun da Hizbullah'a karşı caydırıcı olması yönünde talepleri olduğu şeklinde haberler de basına yansıdı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklamalarını bir caydırıcılık açıklaması olarak okumak lazım. Bir yeşil ışıktan ziyade. Yani İsrail'e evet savaşa gir yeşil ışığı yakmaktan ziyade bir caydırıcılık açıklaması olarak okuyabiliriz. Benzer şekilde İsrail'i caydıracak mesajları da Hizbullah vermeye çalışıyor. Hatırlayalım 2 kez geçtiğimiz aylarda İsrail'in farklı noktalarındaki hassas askeri üslerini, elektrik üslerini, birçok enerji noktalarını bir İHA görüntüleriyle yayınladı Hizbullah. Yani 2 farklı tarihte Hizbullah'a ait İHA, İsrail'in farklı noktalarındaki hassas tesislerden görüntü aldı. Bununla da Hizbullah İsrail'e şu mesajı veriyor. Ben bu İHA'yı gönderip görüntü alabiliyorsam buralardan, buraları da demek ki vurabilirim. Yani senin elektrik üstünü de vurabilirim. Bugün Yemen'de İsrail vurdu ya. Bunun arkasından İsrail'de de ciddi derecede panik oldu. Yani İsrail elektrik idaresi müdürü işte bu İsrail'in elektrik tesislerinin vurulması durumunda 48 saatten fazla ülkeyi aydınlatamayacakları ve karanlığa gömüleceği yönünde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu yöndeki açıklamaları hem de Hizbullah'tan gelen bu açıklamaları iki tarafa karşı birbirlerine karşı caydırıcılık açıklaması olarak okumak lazım. Hı hı. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bir yeşil ışık yaktığı yönünde okunmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha çok Hizbullah'a karşı bir caydırıcılık, yani son tahlilde bir savaşa girersen ben de İsrail'in yanında olurum şeklinde iki tarafı da dizginlemeye yönelik bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yoksa şu ana kadar tabii ki ne olacağını bilmiyoruz. Gazze'deki savaş durmadıkça her an olayların kontrolden çıkma ihtimali var ama şu an için Lübnan tarafından baktığımızda ne Lübnan tarafı ne de İsrail tarafı savaş istiyor gözüküyor. Evet. Hem de her iki tarafta savaşı, büyük bir savaşı başlatan taraf olmak istemiyor diyebiliriz. Peki, Ferhat, buyurun hocam. Az önce konuşurken şu Husilerin yaptığı, Tel Aviv'e yaptığı saldırı sırasında İsrail'in insani bir hata sebebiyle işte buna cevap veremedik şeklindeki beyanı. Şimdi sen yapıyı çok iyi bildiğin için benim bildiğim demir kubbe ya da başka hangi savunma sistemleri varsa bunların pek de insani reflekslere gerek kalmadan normal şartlar altında bir tehlike hissettiğinde otomatik cevap veren sistemler olduğu kalmış aklımda benim.
bu yaklaşıma ne dersin? Bir, ikincisi de şu. Az önce yine konuşurken, bu herhalde bir iki hafta önceydi. Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli yerlerini dronlarla, havadan İHA'larla falan çektiği son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler vardı. Ve bu İsrail'e bir tür uyarıydı. Bak, ben fark edilmeden buraların fotoğraflarını falan çekebiliyorum. Dolayısıyla Husilerin gerçekleştirdiği, Tel Aviv'e gerçekleştirdiği saldırı ve görülmeyen insani hata falan diyorlar ama belli ki o otomatik olması gereken sistemlerin cevap veremediği bir şey. Husiler farkına varılmayan sistemlerle bu işi yaptık diyorlar. Buradan hareketle Hizbullah'ın şu görüntüleri elde etmesi ve Husilerin yaptığı bu saldırı, ikisi arasında bir bağlantı olabilir mi ihtimalini akla getiriyor? Ne dersin? Açıkçası dün Tel Aviv'e düzenlenen saldırıda İsrail demir kubbesinin aktive edilmemiş olması, daha doğrusu İsrail savunma sisteminin aktive edilmemiş olması herkesi şaşırttı. Hatta ciddi derecede şaşırttı. Çünkü en küçük bir havadan bir cisim gelse İsrail savunma sistemi genelde alarma geçiyor. Ve hatta birçok zamanda yanlış alarm çıkıyor. Yani o kadar hassas ki savunma sistemleri, yanlış alarm çıkabiliyor. Dolayısıyla bunun aktive edilmemesi İsrail güvenlik bürokrasisinde ciddi bir şok oluşturdu. Ama burada iki tarafın açıklaması var karşılıklı. Bir, Yemen'in açıklaması diyor ki biz İsrail savunma sistemini atıl duruma düşüren yeni bir teknoloji kullandık. Yani bunu da askeri uzmanlar şöyle açıklıyor. Motorun hızının yükseltilmesi. Ama İsrail tarafı da bunun bir insani hata olduğunu söylüyor. O da karşısında duruyor. Ancak şunu da biliyoruz, benzer şekildeki İHA saldırılarını aynı gün İsrail hava savunma sistemi durdurdu. Havada imha etti yani. Dolayısıyla bu burada hangi tarafın doğru söylediği, Yemen'indeki Husilerin gerçekten İsrail savunma sistemini atıl durumda bırakıp ta Tel Aviv'e kadar ulaşabilecek saldırı imkanına sahip olup olmadıklarını net olarak bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen görürüz. Bir ikincisi de olsalar bile bunu kullanmayı seçip seçmeyecekleri de önümüzde soru işareti olarak duruyor. Bugünkü saldırıdan sonra da evet, Husilerin sözcüsü bir savaş başladı, karşılık vereceğiz diyor ama karşılık vermenin de çok farklı yöntemleri var. Yani yeniden Tel Aviv'i vurmayı mı deneyecekler, yoksa 9 aydır 10 aydır yaptıkları gibi işte 200'den fazla İsrail tarafı diyor saldırı geldi Yemen'den. Benzer saldırılarla biz de karşılık verdik mi diyecekler. Bunu henüz bilmiyoruz. Evet. Kuzeydeki Hizbullah görsellerine ekranda yatıf yaptı. Yani Hizbullah'ın İHA'larının İsrail savunma sistemini aşarak İsrail'in farklı noktalarında hem de iki farklı tarihte görüntüler çekmesine. Biri Golan Tepeleri üzerindeydi, diğeri de İsrail'in farklı noktalarındaydı. Burada açıkça gözüküyor ki İsrail savunma sisteminin de bir zafiyeti var. Yani özellikle de Hizbullah karşısında. Bunu İsrailli uzmanlar da dile getiriyor aslında. Çünkü şöyle de bir durum var, belki daha net açıklamak için söyleyebiliriz. Şimdi savunma sistemlerinin, hocalarım daha iyi bilir ama belli bir kapasitesi var. Yani mesela diyelim ki 300 tane hedefi aynı anda imha edebiliyor. İşte F-35'lerle vesaire desteklenerek. Ama 400 tane füze ve İHA gönderdiğinizde 100 tanesi kaçmış oluyor buradan. Hizbullah'ın elinde de İsrail'in varsayımına göre 150 binden fazla güdümlü füze, uzun menzilli füze, İHA, suikast SİHA'ları o bulunduğuna göre dolayısıyla bir gerçek savaşta, bir topyekün savaşta Hizbullah da İsrail'e çok büyük zararlar verme kapasitesine sahip. Evet. Tabii ki benzer zararları İsrail de verme kapasitesine sahip. Bu iki caydırıcı durumdan dolayı her iki tarafında şu an için bir savaşa, topyekün bir savaşa niyetli olmadığı yönünde bir genel kanaat var. Yani sınır bölgeleriyle. Evet. Buyurun. Bir yandan da yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Turgut Alp Boraz, onu da söyleyeyim. Dubai merkezli El Arabiya televizyonu diyor ki İsrail Amerika ile koordinasyonlu bir şekilde 22 uçak kullanarak Husileri bombaladı. Amerika ile koordinasyonlu diye geçmiş. Husiler de diyor ki Hayfa ve Tel Aviv'i hemen terk edin, düşmanın kalbini vuracağız. Ferhat Murat, buyurun. Şimdi aslında bu neyi oluşturdu sevgili Merve? Bir, Gazze'den dolayı paranoya zaten hakim İsrail kamuoyunda. Yani İsrail'de yaşayanlar, bu mezalimi desteklemeyenler veya destekleyenlerle beraber
her an bir yerde bir patlama olabilir, her an canımızla ilgili bir endişenin içerisinde olabiliriz durumunu yaşıyorlar. Şimdi ikinci olarak işte Husilerin gerçekleştirdiği bu drone saldırısının başarılı olması ikinci paranoyayı beraberinde getirdi. Dolayısıyla Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar şu gün itibariyle baktığımızda biraz zevahiri kurtarmakla ilişkilendirilebilir. Yani mevcut durumu toparlamak adına bir açıklama stratejisi geliştirmiş gibi geliyor. Çünkü işte biz çok güçlü bir ülkeyiz, bize zarar verene daha fazla zarar veririz gibi iç kamuoyunu yatıştırıcı bir tutum içerisinde. Ama iç kamuoyunun Netanyahu'ya karşı artık zaten bardağın üzerine çıkmış bir taşkınlığı da söz konusu. Yani artık bardak taştı aslında. Netanyahu'ya güven konusunda ilk günden bugüne söylemlerine bakarsak hiçbirini Netanyahu'nun gerçekleştiremediğini görüyoruz. Her yerde diyor. Yani sadece işte Gazze, Yemen vesaire her yerde karşılık veririz diyor. Zaten şu anda biraz Gazze'deki sürecin uzaması, İsrail'in istediğini elde edememesi ve buna hala ısrarla devam ediyor olmasının altında yatan gerçek de eğer bu saldırı tutumunu bırakırsa İsrail, Netanyahu'nun koltuğu gidecek. Cepheyi de bir taraftan genişleterek çok büyük tehdit altındayız, çok büyük güvenlik problemlerimiz var diyerek aslında kendi siyasi geleceğini muhafaza etme amaçlı biraz o bölgeyi de ateşe vermiş gibi bir görüntü de ister istemez var. Bunun da net bir şekilde gözükmesi lazım. Şimdi bir yandan da Amerika'da seçimler var Kasım'da biliyorsun. İşte ocağa doğru başkanlık değişimi söz konusu olduğunda hani o bölgede yapmak istediklerini çok da bir zaman kalmadan gerçekleştirmek üzere bir stratejinin olduğunu da düşünmek lazım. Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4-5 aylık bir zaman dilimi var ve bölgedeki o kendince İsrail'in kendi stratejisince oraları bir an evvel kendi avantajları doğrusuna hale yola koyması lazım. Bu taraf da var ister istemez ama şimdi birkaç ihtimalden bahsetti Turgut Alp. Dedi ki işte bu bir insani hata mı yoksa böyle mi toparlanmaya çalışılıyor? Belki üçüncü ihtimal de şu olabilir. Yani özellikle senin söylediğin Amerika ile beraber 22 uçağın Yemen'i vurması bilgisinden de hareket edersek. Bu drone özellikle Tel Aviv'deki saldırıyı gerçekleştirilmesine izin verilmiş olabilir. Niye? Yemen'e işte topyekun bir savaş başlatalım, orayı kontrolümüz altına alalım demiş olabilirler. Reklam arası vermem gerekiyor. İşareti yaptım, anladınız. Çok teşekkür ederim. Turgut Alp Boyraz, sizin bizden ayrılmamanızı rica edeceğim. Çok uzun değil, çok kısa bir reklam. Çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Bir çay kahve doldurun, siz de gelin, tekrar bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Satır arasında devam ediyoruz. İsrail Yemen'i vurdu. Çok sıcak açıklamalar var. Husiler artık Tel Aviv güvenli değil, oradan çıkın mesajını verdi. Bir savaş başlattık diyorlar. Hizbullah'tan bir açıklama var. Hizbullah lideri Nasrallah da Siyonistlerin bu saldırısı bölgedeki çok önemli karşılaşmanın ve yeni bir tehlikenin aşamasını başlattı diyor. Dubai merkezli El Arabiya televizyonu da İsrail Amerika koordinasyonuyla bir şekilde 22 uçak kullanarak Husileri bombaladı açıklamasını yaptı. Her an bir sıcak bilgi paylaşımı geliyor. Çok sık yeni açıklamalar var. Onları da aktaracağım ara ara ama önce bölgeye gidelim. Lübnan'da Turgut Alp Boyraz bizi bekliyor. Son sözü Ferhat Murat'tan almıştım. Hı. Ferhat Murat, sizden çok kısa bir değerlendirmeyle birlikte Turgut Alp Boyraz'a bir sorusu olacak Ferhat Murat'ın. Hı. Sözü hemen size vereyim. Şimdi aslında Yemen'in İsrail'e yönelik bir cevap veriyor pozisyonda olduğunu görürsek önümüzdeki günlerde artık evet bunun çok daha hareketli bir dönemi bize yaşatacağını bir taraftan göstereceğini ifade edebiliriz. Burada tabii kime çok büyük bir aslında misyon düşüyor? Suudi Arabistan'a. Çünkü İsrail ile Yemen'in arasında 1800-1900 kilometre, 2000 kilometreye yakın bir Suudi Arabistan toprağı var. Hava sahası var, deniz sahası var. Dolayısıyla aslında bu mücadelenin engellenmesi bakımından Suudi Arabistan bir duruş ortaya koyabilirse belki Orta Doğu çok sıcak günler yaşamaz. Ben bu noktada Turgut Alp Boyraz'ın da yorumunu merak ediyorum açıkçası. Bir taraftan da tabii şu da çok kıymetli bana göre. Yani bu bilgileri toparladığımız zaman
Yemen, İsrail'e, Tel Aviv'e, yani kalbine diyebileceğimiz bir noktaya bu saldırıyı yapabiliyorsa, yine aynı tahrip gücüne sahip birkaç saldırı yapma ihtimaliyle birlikte, bir yandan da İsrail'e giden ticaret gemilerinin çok ciddi bir tehlikede olduğunu da bir taraftan İsrail'e hissettirebilir. Bu konuda da ne düşündüğünü merak ediyorum Turgut Alp Boyraz'ın. Teşekkür ederim. Suudi Arabistan'la ilgili şöyle hemen altını çizelim. Bugün İsrail'in vurduğu Yemen'deki Husi hareketi, dün İsrail'e saldırı düzenleyen Husi hareketi, izleyicileri hatırlatmak açısından söylüyorum, İran'ın müttefiki ve Suudi Arabistan yıllardır Husilere karşı bir savaş verdi. Suudi Arabistan'la Husiler fiilen savaş halindeydi. Doğru. Dolayısıyla Suudi Arabistan Husilerle arası iyi olan bir ülke değil. Bunu izleyicilere hatırlatmak için söylüyorum. İkincisi, Suudi Arabistan'ın burada İsrail'i durdurabilecek bir pozisyon olabileceğini de çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Ne öyle bir niyeti hem ne de öyle bir kabiliyeti çok bulunmayabilir. Kendi evet, güvenliği haklısınız. Açısından acaba bir duruş gösterir mi? Hani burada Gazze'nin durumunu göz önünde bulundurmak veya Yemen'in İslam ülkesi olduğunu göz önünde bulundurmanın dışında böyle bir ihtimali düşünürler mi anlamında sordum aslında. Ya aslında sorunuz çok haklı. Aslında Suudi Arabistan'ın son yıllarda dış siyasetinde ciddi bir değişikliğe gittiğini görüyoruz. Hemen hatırlatalım. İran'la, yani bölgedeki en büyük rakibi ve savaş halinde olduğu Husileri destekleyen İran'la bir anlaşma yaptı Suudi Arabistan. Hem de bunu Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu olmadan ve İran'la ilişkilerini yeniden düzeltme yoluna gitti. Bunu yapmasının birkaç sebebi var. Birincisi, İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye gelerek Körfez ülkelerini Suudi Arabistan'ı İran'a karşı koruyamayacağının görülmüş olması farklı gerekçelerden dolayı. Dolayısıyla Suudi Arabistan bölge ülkeleriyle ilişkilerini yumuşatma noktasında bir yola girdi. Ama bunun ötesinde İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'e yönelik saldırılarını önleyebilecek bir adım açıkçası çok beklememek gerekir diye düşünüyorum. Ama sizin dediğiniz taraftan, yani kendi milli güvenliği açısından zaten son yıllarda Suudi Arabistan İran'la ilişkilerini yumuşatma yönünde bir yola girdi. O kendi milli çıkarları, milli güvenliği açısından İsrail'e güvenip, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenip bölgede onlara dayanarak hareket etme yol politikasından son yıllarda bir değişikliğe gittiğini gözlemliyoruz zaten. Ama burada Yemen-İsrail arasındaki gerilimde Suudi Arabistan'ın önleyici bir rol üstlenmesi pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere zaten, Birleşik Krallık İngiltere zaten Yemen'e sürekli saldırı düzenliyor, Yemen'deki Husi hareketine. Ve Husiler de zaten Kızıldeniz'deki İsrail menşeli gemilere ve hatta uluslararası ticareti de olumsuz etkileyecek şekilde saldırılarını zaten başından beri devam ettiriyorlar. Hatırlayalım, hani birkaç ay önce İngiltere, evet, ve en son Amerika Birleşik Devletleri Yemen'in çok farklı noktalarına saldırılar düzenlemişlerdi. Dolayısıyla Yemen'in zaten devam ede gelen bir siyaseti var. Kızıldeniz'de İsrail'i rahatsız etmek gibi, daha doğrusu Yemen'deki Husi hareketinin, Husilerin yeni bir durum ortaya çıkması çok çok mümkün gözükmüyor. Gemilere saldırılarını artırabilirler mi, daha yoğunlaştırabilirler mi? Evet, mümkün. İsrail'e yönelik saldırılarını artırırlar mı? Bunu bekleyip görmek lazım. Evet, Yemen'deki Husi hareketinin sözcüsü karşılık vereceğini söylüyor. Şu an sert söylemler kullanıyor. İsrail tarafı da son derece sert söylemler kullanıyor. İşte Orta Doğu'nun her yerinden bu yangın gözüküyor. Herkes ayağını denk alsın minvalinde sözler söylüyor ama bunların sahada nasıl pratiğe döküleceğini görmek lazım. Turgut, yani sana bir destek Yemen'deki Husiler... Buyurunuz. İsrail milletvekili Amir Ohana aynen senin dediğin gibi bu saldırı tüm Orta Doğu'ya bir mesajdır diye kurduğu cümle var. Şimdi o tweet'i verdi arkadaşlarım ekrana. O patlama görüntüsünü, saldırı görüntüsünü aslında paylaşıp Arapça bir tweet paylaşıyor Coşkun abi ve diyor ki bu tüm her yere meydan okuyor. Gözdağı veriyorlar. İşte. Az önce benim de söylediğim, evet, işte o Netanyahu'nun açıklaması, yani bize karşı olursanız işte bunu Gazze'de de görürsünüz, bunu Yemen'de de görürsünüz, bunu her yerde de görürsünüz dediği, işte hepinize gözdağı ama diyor. Tabii biraz hem karizmanın çizilmiş olmasının vermiş olduğu bir
reaksiyon bu bir taraftan. Bir taraftan da az önce de söylediğim gibi yani iç kamuoyunu teskin etmek. Yani Netanyahu aslında baktığında başladığı birçok işi bitiremeyen bir pozisyonda. Dolayısıyla ciddi de bir tepki var. Hani o esir krizi ona çok ciddi olumsuz yansıdı. Bu birkaç hamle daha olursa, yani Yemen birkaç saldırıda daha başarılı olursa artık İsrail kamuoyundan çok farklı karışıklık haberlerini karartmalara rağmen biz duyabiliriz. Zaten aslında bu saldırıyı bile, yani Yemen'in drone saldırısını bile dünyada çok fazla konuşulmadığını evet, biliyoruz. Çok az görüldü. Çünkü çok ciddi bir karartma uygulandı. Yani bölgedeki lokal internet siteleri ve gazetelerden biz buna ulaşabildik. Ve sosyal medyada bazı hesaplardan. Bir katkı sunmak isterim müsaadenizle. Tabii. Aslında İsrail basınında bu gün yani saldırı Husilerin, Yemen'deki Husilerin İsrail'in en büyük şehri Tel Aviv'e düzenlediği saldırı çok büyük yankı buldu. Yani büyük bir şok etkisi yarattı. Hatta dünyada o teknik arıza yaşanırken bile bu haberler alt sıradaydı. Herkes Tel Aviv'i konuşuyordu. Dolayısıyla İsrail toplumunda, siyasetinde, güvenlik bürokrasisinde ciddi bir şok yarattığını söyleyebiliriz. Doğru. İkincisi ise İsrail'de Netanyahu'ya yönelik güven konusuna %100 katılıyorum. Bu zaten bir vaka. Hani Netanyahu'ya yönelik ciddi bir tepki var. 7 Ekim'de Hamas'a karşı Hamas'ın saldırısını önleyememekten tutun da 7 Ekim'den bu yana yaşanan başarısızlığın birçoğunun faturasını Netanyahu'ya kesiliyor ama aynı zamanda İsrail halkının İsrail ordusuna ve İsrail güvenlik güçlerine yönelik de bir güven duygusunun sarsılması söz konusu. Sadece Netanyahu'nun gitmesiyle, Netanyahu'nun şahsıyla bitmiyor. Eğer Netanyahu'nun şahsıyla bitiyor olsaydı bu İsrail için çok da büyük bir problem olmazdı. Netanyahu gider, Gallant gelir. Bunların aşağı yukarı temel siyasetleri aynı. Aynı. Ama burada İsrail ordusuna, İsrail güvenlik bürokrasisine yönelik bir İsrail halkının güveninin sarsılması söz konusu. Yani geçtiğimiz haftalarda da bir televizyon programında İsrail kanalında denk gelmiştim. İsrail'li bir yorumcu diyor ki bizim atom bombamız var diyor. Şimdi oraya kadar düşmüş. Yani şunu söyleyelim. Daha öncesinde İsrailler hep şunu söylerdi. IDF'imiz var. Yani İsrail ordumuz var. Mossad'ımız var. Yani İsrail istihbaratımız var. Şimdi söylemlerden İsrail ordusu ve istihbaratını çok da dillendirmediklerini görüyoruz. Çünkü evet İsrail'i hafife almıyorum. Büyük bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın sağladığı mutlak silah desteğiyle ciddi bir hava güçleri var. Ciddi bir kapasiteleri var ama buna rağmen de birçok sahada iflaslar yaşıyorlar. Yani Hizbullah'la kuzeyde Lübnan sınırında çatışmalar sürerken işte on binlerce insanı oradan tahliye etmek zorunda kalıyorlar. Oradan tahliye ettikleri insanları nereye getirdiler? Çoğunu en güneydeki İlat'a getirdiler, Akabe Körfezi'ndeki. İlat'ı 9 aydır kim hedef alıyor? Husiler. Aslına baktığınızda İsrail kuzeyindeki güvenli değil, Hizbullah saldırıyor diye tahliye ettiği insanları en güneye getiriyor ama güneyde de Yemen var. Dolayısıyla İsraillilerin açısından da o Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırının ardından yaşanan şokun devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün Yemen'den düzenlenen saldırıda da bu şokun tekrarlandığını gözlemliyoruz. Evet, ikinci paranoya yani, derken onu kastetmiştim aslında. Bir şey sorabilir miyim Turgut Alp? Ben de bir şey sorabilir miyim Turgut Alp? Hani bu biz işte şeyi konuşuyoruz ya biraz daha. Aslında Netanyahu artık hani bu işi bıraktı kendi hükümetini korumayı ya da kendi iktidarını korumayı düşünüyor diye yorumluyoruz ya bu süreci. İsrail halkı da artık öyle görmeye başladı mı? Çünkü ilk başta biliyorsunuz hani savaştayız denildi. Onlar da dediler ki tamam siz bir savaştaysanız hem sizin yönetiminizi hem de askerimizi destekliyoruz gibi bir yaklaşımı vardı İsrail halkının. Şimdi bu Netanyahu hükümeti tarafında da mı böyle okunuyor? Yani siz artık kendinizi korumaya çalışıyorsunuz gibi bir tepki var mı Netanyahu hükümetine? İsrail içerisinde bunu söyleyenler ta başından beri vardı. Hı hı. Yani ben en son 2 ay öncesine kadar İsrail'deydim. 2 ay önce döndüm. O zaman 2 ay önce, 3 ay önce özür dilerim. 3 ay önce sokakta düzenlenen Netanyahu karşıtı gösterilerde de Netanyahu'yu savaşı kendi siyasi kariyerini kurtarmak için uzattığını söyleyenler vardı. Ama hemen altını çizelim. Bunu söyleyen insanlar Gazze'deki katliama karşı olduklarını söylemiyorlar. Yani evet, evet. İç politik hesaplaşmadan dolayı Netanyahu karşıtlığı var. Bazı görüş ayrılıkları var ama
şunun altını çizmek lazım çünkü kamuoyunda yanlış algılanıyor. İsrailli birisinin Netanyahu karşıtı olması demek otomatikmen barış yanlısı, savaş karşıtı olduğu anlamına gelmiyor. Hatta %90 tam tersi. Yani İsrail toplumu 7 Ekim'den sonra savaşın arkasında büyük bir ittifak sağlamıştı. Evet, Netanyahu'ya tepki gösterenler var. Netanyahu'ya son 3 yıldır sokakta 10 binlerce kişi protesto düzenleyerek gösteri düzenliyor. Yani Netanyahu hükümetine karşı. 7 Ekim'de İsrail'in yaşadığı fiyaskodan sonra Netanyahu'nun karizması ciddi derecede çizildi. Çünkü Netanyahu kendisini her zaman kamuoyuna şöyle pazarlıyordu. Benim adım Mr. Security, yani Bay Güvenlik. Yani ben varsam İsrail güvende diyor derken, kendi başbakanlığı döneminde İsrail en büyük güvenlik fiyaskosunu yaşadı. Yani Hamas'ın düzenlediği o 7 Ekim'deki saldırıya ciddi bir karşılık veremediler. Kasabalar, köyler günlerce işgal altında kaldı ve İsrail istihbaratı da bundan haberdar olamadı. Ve Netanyahu şununla da suçlandı aslında. Katar'dan her ay 40 milyon dolar yardım gidiyordu Gazze'ye, Hamas'a. Buna da Netanyahu izin veriyordu ve bununla da şöyle diyordu. Ben sükuneti satın alıyorum şeklinde bir politika uyguluyordu. Yani bir şekilde Gazze'nin sakin kalması için Hamas'a para akışına izin veriyorum diyordu. 7 Ekim yaşandıktan sonra Netanyahu şununla da suçlandı. Senin izin verdiğin bu finansmanla Hamas bu kadar güçlendi ve bunu yapabildi şeklinde de suçlandı. Evet, Netanyahu karşı yönelik ciddi tepkiler var. Ama hala İsrail halkı içerisinde savaşa yönelik ciddi bir destek olduğunu da görüyoruz. Yani topyekun bir şekilde herkesin ittifakla bu sadece Netanyahu'nun kendi siyasi kariyerini kurtarmak için sürdürdüğü bir meseledir. Onun dışında İsrail'in bir güvenlik sorunu yoktur yönünde. Büyük bir ittifak yok kamuoyunda. Biz zaten Netanyahu'ya karşı bunu şey yapmıştık. Tabii. Biz bunu dillendirdik bu stüdyoda. Burada İsrail'deki protesto gösterileri savaşa karşıtlığı göstermiyor. Tabii. Tam tersi Netanyahu'nun şahsına yönelik işte esirlerden dolayı işte İsrail'deki evvel birikmiş o siyasi olaylardan dolayı bir tepkidir. Dolayısıyla bunu savaşa karşıtlık olarak okumayın. Evet. Yani Gazze'ye en ufak bir destek, en ufak bir döviz, pankart göremediniz. Değil. Ben sadece bu arttı mı diye sormak istedim. Kendi konforlarının bozulması aslında buradaki temel gerekçe. Yani bir güvenlik tehlikesi veya işte yakınlarının Gazze'de Hamas tarafından, El Kassam Tugayları tarafından esir alınmış olması gibi gerekçelerden dolayı tepkiler var. Tabii. Dediği gibi yani insancıl, hümanist işte gibi bir durum söz konusu değil. Ama işte bir taraftan El Kassam Tugayları, Hamas tehdidi, bir taraftan Yemen tehdidi, bir üçüncü tehdit de söz konusu olduğunda artık orası paranoya noktasında zaten meşhur bir yer. Çok iyi bilecektir Turgut Alp. Yani insanlar zaten paranoyak olmaya çok meyyal bir yapıda. Bu paranoya düzeyinin çok yukarı çıkma ihtimalini gösterir. O zamanki karışıklık nereye götürür bunu bir görmek lazım bir taraftan. Bir de çok iyi bir noktaya değindi Turgut Alp. Dedi ki yani insanların artık IDF'e de güveni kalmadı, istihbarat örgütüne de güveni kalmadı, Mossad'a da güveni kalmadı, iç istihbarat Şimmet'e de güveni kalmadı. Zaten son döneme baktığımızda İsrail'in, ya ben bir devlet olduğunu zaten asla kabul etmiyorum çünkü iki tane terör örgütünün kurulmasından, birleşiminden kurulmuş bir devlet adı altında terörize bir yapı zaten. Haganah ve Irgun terör örgütlerinin kurucusu ki Netanyahu da Irgun'un kurucularından bir tanesinin oğlu. Terör örgütü kurucusunun oğlu. Yani bunu da bir kenara koyalım. Düzenli orduya karşı elde etmiş olduğu bir başarı da söz konusu değil. Aslında bu Turgut Alp'in de bahsettiği İsraillerin kendi güvenlik güçlerine güvenmemelerinin altında yatan sebep de bu. Şimdi bakıyorsunuz El Kassam Tugayları düzenli bir ordu, askeri bir sistem değil imkanlarından dolayı. Husiler keza öde öyle. Hizbullah keza öde öyle. Dolayısıyla hani burada düzenli bir ordunun karşısına çıkamayacak bir yapıda olduğunu da düşünmeleri çok normal bana göre. Burada affedersiniz Turgut, biraz naif bir soru sormak istiyorum. Bütün bu anlatılanların ışığında bu işin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Nedir o? İlk düğmeyi 7 Ekim'den değil daha öncesinden başlatırsak İsrail 67'den 2006'ya kadar işgal, 2006'dan işte geçtiğimiz sene Ekim ayına kadar da abluk altında tuttuğu Gazze'den İzzettin el-Kassam Tugaylarının hakikaten belki kendi tabirleriyle Holokost'tan sonra en şiddetli, en sarsıcı saldırılarından birine maruz kaldılar. Ve o günden bugüne de tarihte benzeri görülmemiş bir alçaklıkla Gazze'ye saldırıp duruyorlar. Bu arada
Gazze sebebiyle Lübnan'dan, Hizbullah tarafından yapılan ve aslında senin de anlattığın gibi sadece şimdilik sınır bölgelerini ilgilendiren bir karşılıklı çatışma var. İşte İsrail kuzeydeki insanları güneye indirdi. Lübnan güneydeki bazı insanları kuzeye çıkardı. Sınır bölgesinde bir takım şeyler var. Ama denkleme Husiler de dahil oluyor bir şekilde. Ve son gelişmeye baktığımızda Husiler Tel Aviv'i vurabiliyorlar ve vurabilecek bir teknolojiye sahip olduklarını söylüyorlar. İsrail burada açıklama yapıyor. İşte biz tek başımıza bu işe kalkıştık ama herkesin bizden yana olması lazım. Bu dünyayı ilgilendiren bir şeydir falan diye. Kendi saldırganlığının faturasını herkese kesmeye ortak çalışıyor. Ortak uluslararası mesele diyor. Evet, uluslararası mesele diyor. Yani niye? Biz Siyonistler her şeye hakimiz söyleminin değişik bir şekli. Ama şöyle bir şey olursa, inşallah olmaz. Diyelim ki burada biraz önce Coşkun Bey sordu, sen de açıklamalar yaptın. Bir ay önce falan biz İsrail Lübnan'a girdi, giriyor, girecek, saldırdı, saldırmak üzere birçok açıklamalar yapıldı. İsrail yetkililer tarafından, bu arada Amerikalılar tarafından da girdi, giriyor, girecek şeklinde açıklamalar yapıldı. Bu zamana kadar ciddi bir şey olmadı. Ama şu son duruma baktığımızda, şöyle bir şey varsaysak, Husiler bu limanlarının vurulması sonrasında hakikaten sahip olduklarını düşündüğümüz o İsrail hava savunma sisteminin tespit edemediği şeylerle siz nasıl ki bizim limanımızı gerektiğinde silah sevkiyatında kullanılıyor diye vuruyorsanız biz de size Amerika'dan şuradan buradan gelen silahların indiği limanları tabii hedef kabul ediyoruz oraları vurabiliriz deseler. Bu arada Hizbullah da işi biraz daha ciddiye alıp İsrail'in savaşı yaymaya çalıştığını düşünüyoruz ama bir yandan da Husiler ve Hizbullah biraz şöyle İsrail'i bir tür sandviç haline getirirlerse, burada bölgeyi iyi tanıdığın için bu biraz dayanıklılık, toplumun tahammülü noktasından bakarsak, bu durumda İsrail'deki durum nasıl olabilir? Yani şu savaş yanlısı olsalar da Netanyahu'ya değişik açılardan karşı çıkanlar, yeter artık yani biz burayı güvenli diye düşünüyorduk. Tamam kuzeyimiz Hizbullah sebebiyle güvensiz, en güneyimiz Husiler sebebiyle güvensiz ama sen Tel Aviv'i, Yafa'yı, şurayı burayı da koruyamıyorsun artık noktasına gelirse potansiyel olarak neler olabilir? Bir soru, çok özür diliyorum. Bu soruya ek sıcak bir gelişme var. Güney Lübnan'ı da vurdu İsrail. Turgut Alp Boyraz, size de muhtemelen bilgi gelmiştir. Lübnan'ın güneyindeki Sur ve çevre köylerde şu an patlamalar yaşandığı bilgisi var. Bir görüntüyü izleyelim, sesi de bir dinleyelim. Yeni bir görüntü bu. Güney Lübnan burası. Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevre köylerde patlamalar yaşandığı bilgisi var. Burayı, tabii bölgeyi de bildiğiniz için anlatmanızı isteyeyim. Neresidir burası? Neden burası hedef alınmış olabilir? Birincisi sınırdan nispeten içeride bir bölge. İlk kez vurulmuyor. Birçok kez Sur kentinin, yani güneydeki en büyük kentlerden birisi olan Sur kentinin çevresini İsrail vurdu. Ama bugünkü saldırı, şu anki saldırı İran'a yakın gruplara topyekun bir mesaj olarak okunabilir yani. Ama şunun da altını çizelim. Zaten hemen her gün İsrail sınırın bu tarafını vuruyor. Hizbullah da sınırın diğer tarafını vuruyor. Ve birçok kez de İsrail Sur kentinin çevresini vurdu. Yeni bir şey değil. Ama Husilere düzenlenen saldırının hemen ardından böyle gerçekleştirilerek bölgedeki bütün aktörlere, yani İran'a yakın onların direniş ekseni olarak adlandırdığı aktörlere bir mesaj olarak okunabilir bu saldırı. Sur kenti güneyde, sınırdan yaklaşık bir 50 kilometre falan zannederim içeride ve güneyin en büyük kenti. Yani aslında sınırdaki özellikle Şiilerin mukim olduğu, yaşadığı kasabalar, köyler İsrail tarafından çok yoğun bir şekilde vuruluyor. Şu anda oralara gitmek de mümkün değil. Zaten evler yerle bir edilmiş durumda. Önceki gün arkadaşımız İdris Okutucu oraya gitti. Aslında kimsesi olmayan bazı yaşlılar kalmış evlerde. Onun dışında Lübnan sınırındaki bölge tamamen, yani Lübnan'ın İsrail sınırındaki bölge tamamen boşalmış durumda. Ama bununla birlikte sadece sınırı vurmuyor İsrail. Sur bölgesinin çevresini de vuruyor. Beka Vadisi'nde
Hatta kuzeye doğru iç kesimlerini de vuruyor, Baalbek şehrinin kenarlarını. Ama bu saldırıların içeriği hep altını çizdiğimiz gibi nokta atışı askeri hedefler şeklindeydi. Yani çok büyük bir sivil katliamına şu ana kadar dönüşmedi. Onlarca sivil hayatını kaybetti yani İsrail saldırılarında. Ama daha çok İsrailli komutanlara yönelik saldırı, özür dilerim, Hizbullah komutanlarına yönelik saldırılar olarak düzenleniyor. Mesela bugünkü saldırıda faraza örnek veriyorum, şu an netleşmedi kime hedef alındı ama mesela bir Hizbullah komutanını vuruyor, aynı evde bulunan 3 sivilde hayatını kaybediyor. Bu şekilde saldırılar düzenleniyor diyebiliriz. Şimdi Ekrem abinin söylediği gibi topyekün bir savaş senaryosu, yani bu Hizbullah'ın da işin içerisine dahil olduğu bir savaş, bir bölgesel savaş anlamına geliyor. Böyle bir durumda, Hizbullah'ın da içerisine dahil olduğu bir savaşta, İsrail'in ciddi derecede hasar alacağı, İsrail'in birçok şehrinin vurulabileceğini öngörebiliriz. Ama böyle bir savaşta İsrail'in yalnız olmayacağını da öngörebiliriz. Eğer Hizbullah'la ve bölgedeki İran'a yakın diğer, İran'ın müttefiki olan diğer aktörlerin tamamen dahil olduğu bir senaryo olursa, bir bölgesel savaşa dönüşürse bu, büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefiki olan İngiltere ve diğer batılı Avrupa'nın büyük güçleri İsrail'in yanında savaşa müdahil olacaklardır. Ancak şimdiden böyle bir senaryonun gelmekte olduğunu veya yakın olduğunu söylemek için çok daha erken. Çünkü 9 aydır biz bunun tartışmasını yapıyoruz. Zaman zaman bu endişeler zirveye ulaştı. Ama sınırın Lübnan tarafındaki Hizbullah aktörünün de İsrail'in de topyekün bir savaşa gitmeme noktasında dikkatli olduklarını gözlemliyoruz. Her ikisinin de kendi gerekçelerinden dolayı. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendi çıkarlarından dolayı ve İsrail'in çıkarlarından dolayı böyle bir savaşı önlemek için şu ana kadar elinden geleni yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunun yani Yemen'dekiyle bu İsrail arasındaki son gerilimin büyük bir bölgesel çatışmayla sonuçlanacağını söylemek için de henüz çok çok erken diyebiliriz. Evet, Husilerin sözcülerinin sert söylemleri var. İsraillilerin sert söylemleri var. Bütün Orta Doğu'ya bir mesajdır şeklinde. Ama bunların sahadaki karşılıklarına bakmak lazım. Ama şunu kesin olarak öngörmek mümkün. Eğer Yemen'den yine İsrail'in merkezine İsraillileri öldürebilecek bir saldırı düzenlenirse, İsrail benzer bir şekilde Yemen'e karşılık verecektir. Şu anki tutumu, resmi açıklamaları en azından bu yönde. En başta hemen saldırının ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yahu Galant'ın ağzından deklar ettikleri pozisyonları bu. Buyurun Coşkun Başbuğ. Bir romantik bir soruyla bitirebilir miyim? Bütün bu hengameye baktığımızda, mesela bölgeyi çok iyi tanıyan bir isimsin. Büyük ihtimalle sen kafanda çeşitli beyin jimnastikleri falan da yapıyorsun. Bütün bunların, İsrail'in 9 aydır Gazze'de arzu ettiği neticeye ulaşamayışı, Lübnan'la arasındaki çatışmaların oraya doğrudan, 2006'daki tecrübe dolayısıyla oraya doğrudan bir hani uzaktan saldırı dışında belki fiili olarak piyadelerle oraya girme ihtimalinin çok yüksek olmayışı, onun çeşitli tecrübeler var. Bütün bunlara bakarak yumuşak bir geçiş olma ihtimali, İsrail'in Gazze'deki melanetlerini bitirmesi, belki yaklaşan Eylül ayı dolayısıyla 100 bine yakın insanın sınıra uzak bölgelerde okullar açılacağı için oraya taşınması ve dolayısıyla bu ateşin bir şekilde sönme ihtimali konusunda ne düşünürsün Turgut? Yani açıkçası ta Ramazan'dan öncesinden bu yana biz bir ateşkes bekliyorduk. Yani dünyanın da ciddi bir beklentisi vardı. Ama İsrail bir şekilde bunun etrafından dolaşmayı tercih etti şu ana kadar. Ve Gazze'deki katliamlarını sürdürmeyi tercih etti. Ama bunun da bir sonu var elbette ki. Yani Gazze'ye yönelik saldırılarındaki sivil kayıpları bugün yani 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, öldürüldü. Gazze'de şehit edildi İsrail saldırılarında ama savaşın en başlarında günlük 500 kişiden, 300 Aynen. kişiden bahsediyorduk. Yani giderek hafifleyen bir durum var ve bunun da bir sonu olmak zorunda zaten. Burada İsrail'in nasıl bir strateji güdeceği, nasıl bir çözüm bulunacağı, nasıl bir nokta konulacağı ya da virgül konulacağının sorusunun cevabı ise net değil. Şimdi İsrail Gazze Mısır sınırını İsrail kontrol altına almış durumda. Philadelphia koridoru olarak adlandırılıyor. İşte ortada birçok noktada İsrail askerleri var.
Yani Gazze'yi ikiye, üçe mi bölecek, Mısır sınırındaki askeri varlığını devam mı ettirecek, yoksa bir buffer zone, bir güvenli bölge oluşturup o zaten daracık olan Gazze şeridini daha da daraltarak bir uluslararası mekanizma mı kurulacak? Bütün bunların cevabını vermek için çok erken. Aslında Biden'ın açıkladığı ve İsrail'in duyurduğu söylenen o ateşkes, yani İsrail'in hazırladığı ve kabul ettiğini söyleyerek ABD Başkanı Biden'ın dünya kamuoyuna deklar ettiği 3 aşamalı barış planı bu soruların birçoğuna aslında cevap veriyor. Ama ABD Başkanı'nın İsrail hazırladığı ve kabul ettiği dediği bu barış planına, bu ateşkes anlaşmasına İsrail kendisi yanaşmıyor. Daha sonrasında çıktı Netanyahu, dedi ki ancak biz kısmi bir anlaşmaya yanaşabiliriz vesaire dedi. O anlaşmaya göre, yani Biden'ın açıkladığı öngörülen o ateşkes anlaşmasına göre 3 aşamalı bir geçiş sürecinden bahsediliyordu. Birinci aşamada işte bazı İsrail esirlerin, kadınların, çocukların bırakılması, işte Hamas, İsrail'in elinde bulunan İsrail esirlerin, kadınların, çocukların bırakılması. İkinci aşamada diğer tüm esirlerin bırakılması, İsrail'in geri çekilmesi. Üçüncü aşamada ise ve ikinci aşamada bir topyekün, yani nihai kalıcı bir ateşkes noktasında görüşmelerin başlaması. Ve ona varıldıktan sonra üçüncü aşamada da Gazze'de nasıl bir mekanizma kurulacak, Hamas sonrası burayı kim yönetecek ve Gazze'nin imarı nasıl sağlanacak, bunun konuşulacağı yönünde 3 aşamalı bir plandı. Ama bu plana şu ana kadar İsrail yanaşmış değil. Yani hep kaçamak oynuyor görüşmelerde ve savaşı uzatmaya çalışıyor. Turgut. Ama bu ila nihayette devam edecek bir şey değil. Elbette ki bunun bir sonu var. Ama nerede biteceğini şu an için öngörmek çok güç. İsrail'in de kayıpları var tabii. Burada çok fazla gündeme getirilmese de İsrail'in özellikle taşıyamayacağı seviyede hem can kaybıyla hem de yaralılarla uğraştığı da İsrail'in kendi iç kamuoyunda konuşuluyor. Dünya çok fazla konuşmasa da. Hem onlar var hem de İsrail ordusunun sözcüsünün direkt söylediği. Yani Netanyahu'nun bu 7 Ekim'deki savaşın başında ortaya koyduğu hedeflere ulaşılmasının mümkün olmadığı yönünde açıklamaları var. Yani evet. Bunun askeri bir şekilde Hamas'ın tamamen bir yenilgiye uğratılmasının mümkün olmadığı yönünde İsrail ordu yetkililerinin, Genelkurmay Başkanı'nın sözcüsünün doğrudan açıklamaları var. Evet, kimse şunu beklemiyor. O 75 yıldır işgal altında olan, 17 yıldır abluka altında olan Hamas hareketi, Gazze'deki Filistin direniş örgütü, direniş hareketi, İsrail'i artı Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi Gazze'de bir yenilgiye uğratamaz. Kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Ama İsrail'in de Hamas'ı istediği koşullarda bir yenilgiye uğratamadığı, esirleri tamamen geri getiremediği çok net. Evet. Yani bu noktada güvenlik bürokrasisinin de ciddi derecede itirazları var. İsrail içerisinde hatta bu görüşmelere giden Katar'ın başkenti Doha'daki ve Kahire'de zaman zaman başlayıp zaman zaman duran görüşmelere son giden heyetle İsrailli siyasiler arasında da bazı görüş ayrılıkları olduğu yönünde haberler basına yansıdı. Yani İsrail hükümeti Netanyahu bir şekilde zamana oynuyor gibi gözüküyor. Ve belki bunu yaz boyunca sürdürmek istiyor. Belki siyasi kariyer açısından da bunu gerekli görüyor. Tırnak içerisinde kendi bakışları açısından, İsrail'in güvenliği açısından da bunu muhtemelen gerekli görüyor. İşte Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim olacak ve muhtemelen eski başkan Donald Trump yeniden iktidara gelecek. Onun iktidara gelmesiyle ABD'nin desteğini siyaseten de Netanyahu arkasına almayı hesap ediyor olabilir. İşte şu anda İsrail meclisi tatile girdi. Dolayısıyla bir erken seçim alma yetkisi de yok. Dolayısıyla Eylül'e kadar bir erken seçim baskısından da Netanyahu kurtulmuş gibi gözüküyor. Birçok farklı denklem var. Ve bütün bunlar olurken de hem kendi halkı nezdinde İsrail ordusu ve siyaseti, hem de uluslararası toplum ve Orta Doğu'daki güçler nezdinde caydırıcılığını yeniden tesis etmeye çalışıyor. Yani halkına diyor ki, yani Yemen'de de olsa ben gider onları vururum. İşte dünyaya da şu mesajı veriyor. İşte birçok cephede birden savaşma kabiliyetine sahibim diye. Ancak bu verdikleri mesaj ne kadar gerçek, ne kadar sahici, bölgedeki aktörler ve kendi halkı açısından nasıl anlaşılıyor? Burası bir soru işareti. Turgut, bu hocam. Affedersin. Daha önce de konuştuk bunu birkaç defa. Sen büyük ihtimalle hemen her gece konuşuyorsun ama Biden'ın açıkladığı ve İsrail'in fikri olduğunu söyleyerek açıkladığı şu 3 aşamalı plan konusunda İsrail'in yan çizmesine bakılırsa
Bunun aslında Biden'ın belki İsrail'i bu işe razı ederim diye kendi tezgahladığı diyelim bir açıklama olma ihtimali nedir sence olaylara bakarsak? Ben de bir şey sorabilir miyim Ekrem Hocam sizinkine ek? Yani ben de bu süreci herhalde durdursa Amerikan başkanlık seçimleri durdurur diye düşünüyordum. Kendi çıkarları için yani kamuoyunda çok ciddi bir tepki var. En azından Kasım ayına giderken yani bu işe bir ateşkes veya mola Amerikan verelim seçimlerini gibi düşünüyordum. Bu yani siz bunu nasıl görüyorsunuz acaba hani? Böyle bu yoruma ne söylersiniz? Buyurun Coşkun Hocam, siz de sorun. Neyse ben yorumunu da söyleyeyim. Tamam peki. Buyurun Turgut Alp Boraz. Yani yanlış bir okuma mıdır bu? Yani bilmiyorum. En azından hani hiçbir şey durduramadı. Ekrem Hocam'ın sorusuna ek ben bunu da sormak isterim size. Birincisi Biden'ın açıkladığı ve İsrail'in hazırladığı ve zaten kabul ettiğini söyleyerek açıkladığı barış planına İsrail'in yan çizmesi ve hiçbir şekilde evet ben bunu kabul ettim diye yetkili ağızlardan onaylamaması ABD yönetimi, Joe Biden yönetimi açısından ciddi bir fiyaskoydu. Onları da açığa düşürmüş oldu. Bunu İsrail gerçekten hazırlamadı ve Biden hazırlayarak İsrail'e bir emrivakiyle kabul ettirmeye mi çalıştı? Bunu da açıkçası çok mümkün görmüyorum. Böyle bir şey olsaydı muhtemelen basına, ABD basına, İsrail basına, uluslararası basına bazı bilgiler sızardı. Ama burada şunu net bir şekilde görüyoruz ki İsrail şu stratejiyi gitmeyi tercih etti. Hamas üzerindeki askeri baskıyı devam ettirerek kendi koşullarında bir anlaşmaya zorlamak ve bunun işe yarayacağını söylemek. Burada da bunu yaparken de İsrail'in başından beri güttüğü stratejiyi güçlendirerek devam ettirmesi. O da nedir? Sivil katliamları. Daha fazla sayıda sivil öldürelim, daha fazla sayıda ev yıkalım, daha fazla sayıda altyapıyı yok edelim ki Hamas artık desin ki evet sivil katliamları öyle bir seviyeye ulaştı ki ben neyse ne işte İsrail'le bir şekilde anlaşayım. Yani İsrail'in başından beri güttüğü strateji bu. Ve aynı şekilde çok fazla sivil öldürerek de kendi o 7 Ekim'de yaşadıkları o fiyaskoyu da bir şekilde örtmeye çalıştı İsrail tarafı diyebiliriz. Yani eğer İsrail'e saldırı olursa, benzer bir saldırı olursa işte bunun bedeli de böyle olur. Çocuk, kadın, yaşlı demeden her yeri yıkarız, yok ederiz diye. Ama burada İsrail'in şöyle bir sıkıntısı var. Hamas'ın elinde bulunan esirler. Yani İsrail basınında da zaman zaman yansıyor. Burada İsrail güvenlik bürokrasisiyle ve İsrail bazı siyasetçilerle Netanyahu ve onun ekibi arasında görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun şunu söylediği basına yansıdı. Evet, İsrailli esirler, hatta ses kaydı da yansıdı bu açıklamasının. İsrailli esirler zor durumda, çile çekiyorlar ama ölmüyorlar. Neticede hayattalar şeklinde bir açıklaması basına sızdı. Bu da İsrail kamuoyunda çok büyük tepki çekti. Ne demek yani onlar çile çekiyor, ölmüyor şeklinde bir açıklama olur mu diye. Özellikle esir yakın ailelerden de tepki geldi, kamuoyundan da tepki geldi. Ve daha sonra İsrailli bazı yetkililer basın açıklamalarda bulundular. Dediler ki işte İsrailli kadın esirlerin çok fazla zamanı kalmadı gibi açıklamalarda bulundular. Dolayısıyla İsrail içerisinde de Netanyahu gibi düşünenlerle karşı tarafta yani ona esirler konusunda farklı düşünenler arasında da bir görüş ayrılığı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani bu savaşın daha ne kadar devam ettirilebileceği, az önce Ferhat Murat'ın hatırlattığı İsrail'in de kendi kayıpları olduğu, İsrail'in ciddi derecede bir insan gücü sıkıntısı çektiğini de biliyoruz bu savaşı devam ettirmek için. Bu sebepten dolayı İsrail'de bulunan ve askere gitmeyi reddeden toplumun %12'sini oluşturan o dindar ultra ortodoks haredim diye tabir edilen İsrail toplumu içerisindeki kesimin zorla askere alınması yönünde bazı tedbirler alıyor İsrail. İsrail ordusunun insan gücünü takviye edebilmek için. Dolayısıyla İsrail açısından bakınca da her şey güllük gülistanlık değil. Yani çok bu savaşı daha ne kadar sürdürülebilir? Burası da bir soru işareti. Ama hala İsrail şu siyasetinde ısrar ediyor gibi bir nihai ateşkese varmadan önce sivil katliamlarını artırarak Hamas'ı veyahut da Filistin direniş örgütünü kendi istedikleri koşullarda bir barışa, bir ateşkese zorlamak. İsrail bunu tarihte birçok kez yaptı. 1970'lerdeydi zannederim. Daha öncesinde hatta bu Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan topraklarından İsrail'e karşı bir gerilla savaşı yürütürken burada El Fetih toprakları, Fetih Land olarak
adlandırılan bölgeler vardı Lübnan'da. Ve buraya düzenlediği saldırıda İsrail ta o zaman uygulamaya başladığı bir taktik vardı. O da şuydu, az önce söylediğim gibi, öldürebildiğin kadar sivil öldür ki senin karşında, sana karşı mücadele eden silahlı güç üzerinde bir kamuoyu baskısı oluşturasın. Hı hı. Bunu çok net bir şekilde 9 aydır bütün dünyanın, uluslararası toplumun gözü önünde, bütün eleştirilere rağmen, bütün karşı çıkışlara rağmen ABD'nin diplomatik, askeri ve mali desteğiyle İsrail sürdürmeye devam ediyor. Turgut, merak ettiğim için sormak istiyorum. Hocam bir iki gelişme var. Hemen onları söyleyeyim, sonra tabii, sorun. Mısır'dan, Dışişleri Bakanlıklarından açıklama var. Mısır Dışişleri'nden ve İran Dışişleri'nden, onu aktarmak isterim. Mısır Dışişleri diyor ki yaşananları endişeyle takip ediyoruz ve tüm taraflara itidalli olmaya çağırıyoruz diyor. İran Dışişleri Bakanlığı da Siyonist rejimi Yemen'e saldırısını şiddetle kınıyoruz. Tehlikeli Siyonist maceracılığının bir sonucu olarak bölgede gerilimin artması ve savaşın kapsamının gelişmesi tehlikesine karşı da uyarıyoruz diyor. Buyurunuz Ekrem Hocam. Şimdi bütün bu hengamede 7 Ekim'den beri yaşananları temel alırsak, tabii öncesi de var, hikaye çok eskiden başlamış durumda. Anlatabileceğin kadar Batı Şeria'daki insanlar ve İsrail yönetimi altında, İsrail'in kendi alanında bulunan Müslümanlar, Araplar, tüm bu olaylarla ilgili ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, nasıl davranıyorlar, bu konuda neler söyleyebilirsin? Hemen hatırlatalım izleyicilere de, İsrail'in 9 milyon nüfusu var. 1948 topraklarında kullanılan İsrail'in 9,5 milyon kadar nüfusu var. Bunun 2. küsür milyonu Filistinlilerden oluşuyor. İsrail vatandaşı Filistinlilerden. Yani İsrail kurulurken topraklarını terk etmeyenlerden. Ekrem Bey'in atıf yaptığı İsrail içerisindeki Filistinliler bunlar. Bir de 1967 yılında geriye kalan İsrail Filistin topraklarını da İsrail işgal ediyor. Bunların içerisinde Doğu Kudüs de var, Batı Şeria da var. Doğu Kudüs'ü 1980 yılında ilhak ettim ve başkentimi ilan ettim diyor. Birleşik başkentimi ilan ettim diyor. Yani İsrail meclisinden bir kanun geçiriyor ve resmi olarak ilhak ediyor. Batı Şeria'yı ise ilhak etmeden 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Ve ancak uluslararası toplumun, yani uluslararası hukukun karşı ihlali olarak buralara dışarıdan nüfus tahlili transfer ediyor. Ve zannedersem 200 farklı noktada Batı Şeria'da 600 bine yakın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Evet, toprakları gasp etmiş durumdalar bunlar. Öyle. Ve hatta dün yani Uluslararası Adalet Mahkemesi de İsrail'in buradaki işgalinin kanun dışı olduğunu, uluslararası hukuka aykırı bulunduğunu, buradaki bulunan İsraillilerin yasa dışı olduğunu vesaire vesaire, bunun gibi çok net şekilde açıklamalar yaptı. Yani uluslararası toplumun da en üstünde bulunan bir mahkeme tarafından da daha dün bu işgal, evet, teyit edildi. Şimdi bu Batı Şeria'da da yaklaşık 4 milyona yakın Filistinli yaşıyor. Gazze ile bir fiziki bağı yok. Araya İsrail girmiş durumda. Ama işgal altındaki Filistin toprağı burası. Burada da aslında 7 Ekim'den bu yana İsrail'in çok yoğun bir baskısı söz konusu. Yüzlerce Filistinliyi burada da öldürdü. Ve zannedersem 2000 yılından beri, 2. İntifada'dan beri ilk kez İsrail Batı Şeria'ya F-35'lerle, SİHA'larla, helikopterlerle saldırılar düzenledi. Ve çok sayıda, binlerce kişiyi de gözaltına aldı. Ve onların üzerinde de çok ciddi bir baskı var. İsrail onlara şu mesajı verdi: eğer bir kalkışma içerisine girerseniz aynı Gazze'deki katliamın bir benzerini burada da uygularız mesajı verdi. Ve bir şekilde harekete geçebileceğime ihtimali olduğunu düşündüğü istihbarat bulunan elindeki hemen herkesi de gözaltına aldı. Yani bir mukavemete, Filistin Direniş Örgütü, Gazze'deki Filistin direnişine destek verebileceğini düşündüğü hemen herkesi de gözaltına aldı diyebiliriz. Batı Şeria'daki bu kırılgan durum hala devam ediyor. Şimdi bu Gazze'deki savaş sadece Gazze'deki Hamas'la İsrail arasındaki sonuçları yok. Aynı zamanda dünyada da bir trend başlattı. İsrail'in bu katliamları çok büyük tepki çekince uluslararası toplum, insanlar tarafından birçok ülkede Filistin, yani daha önce tanımayan birçok ülkede Filistin'i devlet olarak tanımaya başladı. Batı Şeria'daki Filistin yönetimini Filistin devleti olarak tanımaya başladı. Dün geçtiğimiz günlerde İsrail'de Batı Şeria'yı A, B, C, yani biraz karışıyor anlatırken, 1993 yılındaki Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria İsrail ile Filistin yönetimi arasında A, B ve C bölgelerine bölünmüş durumda. A bölgeleri şehir merkezleri, tamamen Filistin yönetimi hakim. B bölgeleri, onun etrafındaki bölgeler, sivil işler Filistin'e bağlı, askeri işler İsrail'e bağlı.
C bölgesi de onun dışında kalan yerler ve %70'inden fazlasına tekabül ediyor Batı Şeria'nın. Buralarda tamamen İsrail'in askeri ve sivil yönetimi altında bulunuyor. Şimdi İsrail geçtiğimiz günlerde bu ortada kalan B bölgesindeki Filistin yönetiminin haklarını da ilga etti. Onları da geri aldı. Neye tepki olarak? Dünyadaki bu Filistin devletinin tanınmasına tepki olarak. Aslında orada da ciddi bir mücadele sürüyor. Ama başında 7 Ekim'den sonra Hamas'ın açıkçası veyahut da Gazze'deki Filistinlerin beklentilerinin daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Hani Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te de ciddi bir kalkışma, ciddi bir mukavemet beklediklerini de biliyoruz. Bu büyük oranda gerçekleşmedi. İsrail'in başından beri uyguladığı siyaset de bunda etkili oldu diyebiliriz. Kolektif bir şekilde, toplu bir şekilde cezalandırma. Hemen askeri uçaklarını, helikopterlerini, SİHA'larını devreye sokarak özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan, direnişin Batı Şeria'daki kalesi olarak bilinen Cenin şehrinde birçok yerin bombalanması, birçok yere askeri nokta kurulması ve İsrail askerlerinin elleri tetikte bir şekilde vuracak insan arar, adeta vuracak insan ararcasına Batı Şeria'nın birçok noktasına konuşlanması şu ana kadar oradaki halkı bir şekilde evlerinde tutmaya sağlamış gibi gözüküyor. Ama Batı Şeria'da Doğu Kudüs'te bir kaynayan kazan gibi ve Hamas'ın o 7 Ekim'de başlattığı saldırı aslında uluslararası toplumun, dünyanın gündemine sadece Gazze'yi değil, Kudüs'teki işgali de, Batı Şeria'daki işgali de, Filistin devletinin bir hak olduğunu, Filistin davasını da gündemine sokmuş durumda. Buradaki gelişmeleri de bu şekilde okumak lazım diye düşünüyorum. Peki. Hamas ve Fethi arasında Çin'in galiba bir arabuluculuk girişimi falan gibi bir şeyler yayınlandı ama bu konuda bir bilgin var mı Turgut? Bu, evet, evet. O bir girişim olduğuna dair haberler var. Daha öncesinde de çok fazla girişimler oldu ama burada Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin çok bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu Gazze'deki savaştan sonra özellikle çok nasıl diyelim pasif kaldı. Çünkü Gazze üzerinde silahlı güçler üzerinde bir etkinliği yok. Ve Hamas'ın taban olarak çok büyük bir şekilde özellikle Batı Şeria ve Kudüs'te bir kahraman gibi algılandığını sokaktan çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Hamas Gazze içerisindeki elementlere bak, Hamas ve El Fethi yani Batı Şeria'daki El Fethi yönetimi, Filistin yönetiminin elinde bulunduğu El Fethi yönetiminin yapısına baktığımızda da bu Filistinli taraflar arasında çok kısa vadede bir anlaşma olması çok mümkün gözükmüyor. Şu an gündem de o değil aslında. Şu an gündem bir an önce Gazze'deki akan kanın durdurulması ve Gazze'yi kimin yöneteceğinin, nasıl bir mekanizmanın kurulacağının tesis edilmesi. Burada Hamas'ın da bir şekilde rızası alınması lazım ama Hamas'ın da illa ben yönetimde kalacağım diye bir ısrarı yok. Kendi resmi ağızlarından da deklare ediyorlar. Hamas da perde arkasına çekilmeyi kabul ediyor büyük oranda. Ancak nasıl bir çözüm bulunacağı şu an için net değil. Az önce detaylarını aktardığımız Biden'ın duyurduğu ve daha öncesinde üzerinde müzakere edilen birçok teklif oldu. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınabilmiş değil. İsrail hala sivil katliamlarını devam ettirerek Filistin direniş örgütleri üzerinde baskı kurma stratejisini devam ettiriyor. Turgut Alp Boyraz, siz de biraz izin verelim. Uzun süredir bizimlesiniz. Hem biraz sıcak gelişmelere bakın isterseniz. Orada neler İran'dan konuşuluyor. İran'dan da bir açıklama var. Biraz, İran'dan bir açıklama İran'dan var. İran'dan açıklama var. Bir Turgut Alp Boyraz'a bir müsaade verelim. Çok değil bir 10-15 dakika sonra tekrar alalım. Hem o da baksın bir açıklamalı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı söylüyorsunuz evet. Sanırım. Biz de sürekli bir yandan telefona bakıyoruz. Sürekli yeni bilgiler geliyor. Siyonist saldırganlık Filistin'de özellikle de Gazze'de devam ettiği sürece bölgeye sükunet gelmeyecek diyor İran Dışişleri Bakanlığı. Siyonist varlık ve destekçileri özellikle de Washington Yemen'e yönelik saldırıları ciddi sonuçlarına katlanacak açıklaması var. Coşkun Bey sizi böyle alayım. Biraz harita üzerinde anlatalım. Bu arada bu gelen görüntüler de o patlamaya dair gelen görüntüler aslında yeni görüntüler düşüyor ekrana. O an olan bir dinleyelim alttan sesi ses de gelsin. يا مباشر عيال القلب ضرب المينا حديدة وإحنا في مباشر من عيادة مباشر ضربوا مينا حديدة اثنين سواري ضرب
Şimdi Coşkun Bey, açıklamalar net. Aslında Dışişleri Bakanlıkları da hem Mısır hem İran tarafı biraz itidale davet ediyorlar. İşte bölgedeki gerilimin artmaması açısından. Ama bundan sonraki adım ne olabilir? Yani Yemen bir karşılık verecekse bu ne olur? Eğer işte İsrail tehdit ettiği gibi bölgede ben ortalığı ateş çemberi yaparım derse bu ne olur? Buradaki saldırılar nereye sıçrar? Merve, şimdi sen, az önce gösterdiğin görüntüler beni doğru 91'e götürdü. Irak işgaline götürdü. Aynı manzaralar. Amerika'nın yaktığı, yıktığı petrol rafineleri, işte Saddam'ın ateşlediği akaryakıt siloları ve bir anda Irak'ın işgali. Şimdi az önce kritik bir vurgu yaptın. Dedin ki Amerika bunu durdurursa Amerikan seçimleri mi durdurur? Şimdi onu bir de tersten bakalım. Amerikan seçimlerini acaba buradaki süreç mi durdurur? Şimdi Trump'ın önde götürdüğü, hatta bana göre ipi göğüslediği bir seçim var. Her şey kitabında, yolunda ve hukuk çerçevesinde gittiği takdirde. Peki bu küresel çete için yolun sonu mu? Evet. Peki küresel çete şuradaki tablonun mimarı mı? O da evet. Şimdi Amerika'da kaybedecek seçim, bu bölgede yaşanacaklar, o yapının neredeyse dünya üzerindeki birçok noktada havlatması mı demek? Bana göre öyle bir risk var. Durdurmanın yolu ne? Hem seçimi durdurmak hem de işi başka noktaya getirmek için savaşı yaymak. Şimdi burada az önce Turgut'a onu sormuştum ben. Mesele, yani Lübnan'la Amerika ve İsrail arasındaki bu savaşı konuştuğumuz gün veya saatler ne oldu da durdu? Orada Turgut bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Amerika bu çıkışı, hani İsrail'e saldırırsa arkasındayım, hı hı, çıkışını caydırıcılık niyetiyle yaptı dedi. Hani beyin fırtınası ya, şimdi fikirleri tartıştıralım. Burada saldırgan varsa caydırmak için böyle bir tehdit ortaya koyarsın. Ama saldıracağım diyen İsrail zaten. Yani Lübnan, Hizbullah savunmada İsrail çıktı ortalığa ve dedi ki savaş planlarımız hazır. Hatta iki tane terörist birlik görevi icra etmek üzere sınıra getirildi. Her an Lübnan'a girebiliriz. Amerika'da hemen arkasından dedi ki böyle bir saldırı olduğu takdirde İsrail'i destekleyeceğim dedi. Hani az önce programın başında vurgulamıştım. Bir ağız değişikliği var, bir örtüşen fikirler var Amerika ile İsrail arasında. Mesela bu yakın zamana kadar Amerika şiddete karşı çıkıyordu. Savaşın yayılması doğru değil diye çok defa, evet, beyanı var. Hatta eğer savaş Irak'a, Suriye'ye, İran'a sıçramadıysa bunun mimarı Amerika'dır. Zaten o bölgelerde bu yapılar üzerinde hakimiyeti olduğu için İsrail'in tuzağına düşürmemek için tedbirler aldı ve bana göre tuttu. Şimdi aynı Amerika peki ne oldu da bir anda savaş yanlısı oldu veya İsrail'i destekler oldu? İşte bu bahsettiğim gelişmeler, yani savaşın bölgeye yayılmak istenmesi, bununla birlikte hem Amerikan seçimlerini hem de İsrail'in Netanyahu'nun kurban edilmesiyle bu işten kurtulamayacağını Amerika'nın anlamış olması bu sürecin tetikleyicisi olur diye düşünüyorum. Biden iktidarını korumak için mi diyorsunuz acaba? Şimdi bak, seçimde Biden'ın kaybı söz konusu. Bu bir kere kesin, böyle giderse. Amerika bir savaş bahanesiyle, buradaki bir girdiği bir savaşı bahane ederek seçimleri erteledim diyebilir mi? Var yasalarında. Olabilir mi böyle bir şey? Zaten ama zor. Konuşuldu. Yani iç kamuoyunu çok konsolide edemezler gibi geliyor. Bu konuşuldu ihtimal dahilinde, ama aynı zamanda Amerika'nın da bir de burada İsrail'in üzerine bu işi yıkarak çıkamayacağı bu işin içinden bana göre netleşmeye başladı. O durumda, hı-hı, ne yapmalı? El ele vererek aynı yolu devam ettirmeli. Yani savaşı yaymalı. Şimdi burada bugüne kadar hep bir hani kayıkçı kavgası, danışık dövüş, ben bütün ülkelerle ilgili, yani özellikle İran'la ilgili hep çizdim, hatırlarsın önceki yayınlarda. İran-İsrail meselesine de konuşmuştuk. Bu bir kayıkçı kavgası, bu bir danışıklı dövüş dedik. Peki gerçek savaş, yani gerçekten savaşın olduğu yer işte Yemen. Bak görüyor musun, direkt Tel Aviv vurdu, direkt sana vuruldu, savaş böyle olur. Hiç öyle lafı eğip bükme veya Jack Jack melimalı geliyoruz gidiyoruz gibi. Burada yok diyorsunuz danışıklı dövüş. Bak bu gerçek savaş. Zaten ben önceden de Yemen'i ayırmıştım. Dedim ki bak, Yemen burada gerçekten Filistin'e destek veren neredeyse Türkiye'den sonra ikinci ülke. Doğrudan hedef vuruyor, doğrudan gemilere saldırıyor, doğrudan
restini çekiyor ve hatta doğrudan İran'ı tehdit ediyor. Ebu Cahaf, iki numaralı isim ya Husilerin. Öyle bir zehir zemberek açıklamalar yaptı ki, neyi bekliyorsun dedi İran'a. Bu dedi, bu kadar İran'ın konsolosu vurulduğu an vurulduğu Suriye'de. Zaman, evet. Bunlar dedi hep dedi süreci geçiştiren cümleler. Ne zaman sahaya ineceksin dedi. Mesela bak gene İran'dan cekli caklı cümleler var. İran'a bakarsan, daha doğrusu çizdiği tabloya bakarsan şöyle bir hilal. Nereden? İşte Irak, Suriye, Lübnan, hop aşağıda Yemen. İyi de senin işte şu an vuruluyor. Gazze kanlar altında. Soykırımın bugüne kadar yaşanmış en ağırı yaşanıyor. Ve senin hani Kudüs Sugayları diye adlandırdı ya Süleymani denilen yani İslam aleminin katili bir kişi vardı. Hani bunun için sen birlikler kurdun, adamlar yetiştirdin, bunun için siyaset ürettin, bunun için teoriler ortaya koydun. Ne zaman devreye gireceksin? Yani bunda yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın? İşte Ebu Cahaf da onu söyledi. Ne zaman dedi? Şimdi değilse ne zaman? Ve bak İran'ın açıklamasına bakalım. Hemen okuyalım. Ne diyor? Siyonist saldırganlık Filistin'de özellikle de Gazze'de devam ettiği sürece bölgeye sükunet gelmeyecektir. Washington'ı da tehdit ediyor. Washington'ı da evet. Washington'ın o vurgu da ilginç yani, tabii. Diyor. Siyonist varlık ve destekçileri özellikle Washington'ın Yemen'e yönelik saldırılarının ciddi sonuçlarına katlanacak. Kim katlayacak bunları? Yemen mi? Arkasında ben varım diye hep söylersin. Sen ne zaman fiilen? Sen ne zaman bir şey yapacaksın diyorsun. Şimdi bak oraya geldiği belki takdirde, de ben de yapacağım diyor işte bu açıklamayla. Sadece Yemen ve Husiler üzerinden değil de bölgeyi karıştırırsanız ben de bu sürecin içerisine müdahil olmak durumunda kalacağım. O zaman siz de bunun ağır faturasını ödeyeceksiniz gibi de okunabilir. Ama bu mesaj. Ama Coşkun Hoca da diyor ki anladığım kadarıyla yani sizi zaten kendinizi vurdular. Yani işte sizin konsolosluğunuzu vurdular, siz bir şey yapmadınız. Ben o cümlelerle İran geçirdim. Açısından bakarsan evet. Şöyle İran ona karşılık verdi. İşte ciddi derecede kutlamalar yapıldı İran içerisinde biliyorsunuz. Ve İran'da kime mikrofon tutsanız hatırlıyorsun abi geçtiğimiz aylarda dedi ki ya biz işte orayı mahvettik dediler yani İranlılar açısından evet, baktığınız zaman. Bir de öyle bir şey var. Ben sana bir soru sorayım. Sevgili Merve. Sevgili Merve. Bir moderatörle yer değişelim. Ne anladın İran savaşı, yani İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıdan? Ben de danışıklı dövüş tarafındayım. Yani geliyor, gidiyor, oluyor, danışıklı bitiyor. Danışıklı dövüş olabilir ama şu da olabilir. Bak Coşkun abi şunu da es geçmeyelim. Neticede İran'ın büyükelçiliğini vurulmuş. Yani vurmuşlar. Tamam. Hani bu Trump döneminde en rahat bendim, bu süreci en rahat ben kontrol ediyorum açıklamasını hatırlıyoruz. Yani ben koordinatları bile biliyordum. En rahat olan bendim İran'ın karşılık ateşi yapacağı zaman zaten bununla ilgili. Onlar da zaten danışıklı dövüş diyebiliriz. Onlar da haber aldıkları için onlar da çok rahatlardı Ferhat. Danışıklı dövüş diyebiliriz ama bu son konuyla ilgili İran'ın büyükelçiliğini vurmuşlar. O da kendi iç kamuoyunu konsolide etmek açısından İran'ın da güçlü bir devlet olduğunun mesajını vermesi açısından buna yönelik bir strateji gerçekleştirmesi çok doğal. İçeride de çok büyük pazarladılar. Evet, dışarıda tahrip gücü olmadı yani. Yani şimdi Trump'ın dediği çizdiği tablo var ya, her şeyi biliyorduk. El altından haberleştik. Evet. O tablo Trump dönemine ait olamaz. O zaten bütün o bölgenin baştan beri yürüyen siyaseti. Trump ifşa etti sadece. Tabii fark itirafçı. O. Yani şu anda da gene aynı akıl, aynı mantık var. Ben sana 300 atarım, sen de bana 500 atarsın. Olayı kapatır, geçiştiririz. Orada zaten soru işaretleri vardı ya, işte ne attılar açıklanmadı. Ne kadar füze attılar açıklanmadı. Yani onun orada bir diye. Sürü soru işareti vardı. Çok şey, danışık dövüş yaparsınız da hani biraz gizli yaparsınız. Mesela şimdi biz sizinle anlaşırız da hani Ekrem Bey'le Ferhat Murat'tan saklarız ya hani mesela. Siz de anlamazsınız. Şimdi bu çok evet, ayağım beyandı biraz. Şimdi o soruyu onun için sordum ne anladın diye. Şimdi Ekrem Hocam anlar. Aynı soruyu Yemen için sorsam cevabın hazır. Evet. Buradan çok şey anladım dersin. Geldi, vurdu Tel Aviv'i. Hı hı. Ki o gerçekten hani şu ihtimal de düşünülür. Acaba Yemen'i vurmak için hava sistemleri bilerek mi devreye alınmadı? Mesela Turgut'un az önce ifade ettiği bir husus var. İsrail hava savunma sistemi diyor sürekli aktif. Doğru olan da odur evet.
Yani doğru. O söylediği doğru. Yani insani hata lafı. Otomatik ve, yani. Ha, ve otomatik çalışıyor. Zaman zaman da diyor, boşa diyor alarm çaldıkları görülür diyor. Özür dilerim Coşkun Baş, bu görüntüler yeni geliyor. İsrail Lübnan'ı hedef alıyor şu an. Burası Güney Lübnan. Az önce anlattığımız yer. Turgut Alp Boyraz az önce dedi ki aslında hani burası, bu bölge zaman zaman hedef alınıyor. Bir dinleyelim. Ama bu derece Merve yeni. Neden? Ve insan yoğunluğunun çok olmadığı bölgeler olduğunu söylüyorum. Yani şu an hani Yemen'le bu olurken neden şu an Lübnan'ın güneyi? Bak bir niyetten bahsetti. Dedi ki İsrail zaten herkesin mutabık olduğu niyeti şu. Savaşı yaymak istiyor. Bu kesin. Ben buraya da geliyorum diyor şu an. Bak bu kesin. Az önce ben ikinci bir tespitte bulundum. Dedim ki artık Amerika'da İsrail'le bu konuda örtüşen bir fikir birliği var. Onlar da artık savaşın yayılması yönünde bir irade ortaya koyuyor. Yani onun için fikirler çatışsın dedim. Caydırıcılık değil buradaki olay bana göre. Çünkü Lübnan zaten savunmada. Herhangi bir saldırıyı düşünmüyor. Hani neyi caydırmak için böyle bir çıkış yapacaksın? Doğrudan bir destek var ve İsrail'i cesaretlendiren bir durum var. 2006 acı tecrübe doğru. Ama 2006'da İsrail kendi bir bataklığa girdi, zor çıktı. Şimdi bu durumda İsrail Lübnan'a girdiği takdirde göreceğiz. İnşallah olmaz da. Amerika ondan önce sahaya inecek. Ha Amerika bunu yaptığı an Rusya ne der, Çin ne olur, bölgede işler nereye gidilir? Esas bunu konuşmak lazım. Yani ben Amerika ile İsrail'in el ele verip Lübnan'a şu işi daha da büyüterek girdiği takdirde Çin'in, Rusya'nın söylemleriyle, eylemleriyle artık diş göstermeye başlayacağını rahatlıkla öngörebilirim. Tabii. Keza Doğu Akdeniz'e geldiğinde Amerika, hatırla, ilk Rusya doğrudan ortaya koydu tavrını. Buraya kadar geldin dedi, füzelerimin menzili içindesin dedi. Putin'in bizzat kendi ifadesi. Atarım dedi. Ha tehdit mehdit de değil ha, sakın yanlış anlama dedi. Sadece ikaz ediyorum dedi. Şimdi Rusya'nın Suriye'deki kazanımları ortada. Hani sıcak denizlere inmek diye hep böyle ezberledik ya nesiller boyu. İndi. Bu sıcak denizlere inen Rusya buradaki o kozu tekrar geri vermek ister mi? Asla. Bunun için her türlü riski göze alır mı? Evet. İşte o riskin bedeli olarak Putin o cümleleri kurdu. Amerika'nın göremediği şu bana göre. Eğer Lübnan'da bu işi zorlarsa bu iş Lübnan'da kalmaz. Golan Tepeleri hop arkası Suriye. Bir anda Rusya-Amerika karşı karşıya. Bunu zaten Netanyahu 7 Ekim sonrası açıklamalarında söylemişti. Yani haritalar değişecek bölgede diye bu niyetini açıkça ortaya koydu. Zaten yani çok böyle konuyla ilgili pembe bir tablo ortaya koymaya gerek yok. Yani Siyonizmin zeminine indiğiniz zaman, işte Dünya Siyonizm örgütünden ayrılan Japotonski diye bir gazeteci var. Demir Duvar Doktrinini yazmış bir isim. Demir Kubbe'nin de ismini ondan esinlenerek aldığı ifade edilir. Ve şu söyleniyor, yani ulus birbirleriyle kan bağıyla bağlıdır. İnsanlık ve ulus arasında bir tercih yapmak gerektiğinde tercih kesinlikle ulustan yana olacaktır. Ve İsrail'in yani Siyonizmin hakim olması adına insanların ölmesinin hiçbir önemi yoktur mantığını. Bakın Demir Duvar Doktrinini bulup okursanız zaten burada çok net bir şekilde bugünkü İsrail'in ne yapacağı ortaya çıkıyor. Ama şimdi bu gelişmeleri okuduğumuzda, güncele döndüğümüzde şurası da önemli. Amerika seçime gidiyor. Trump kazanmak üzere. Yani kazandı diyebiliriz. Biden artık kaybedeceğini anlayıp hani geçtiğimiz aylarda biraz daha fren yapan bir pozisyon sergiliyordu. Kaybedeceğini anlayıp Trump'ın yönetiminde de bu karışıklığın İsrail'e verilecek, Siyonizm'e verilecek desteğin devamiyetini mi sağlamaya çalışıyorlar? Zaten bir noktaya geldi bu iş. Siz bu işi durduramazsınız. Trump da buna mecburen destek vermek zorunda kalabilir gibi bir durumu mu ortaya koymaya çalışıyorlar? Belki şimdi, de bu da olabilir. Yani ya da çünkü Trump bitirebilir mi bunu Trump, tek başına? İşte Putin'le olan diyaloğu, Rusya-Ukrayna savaşının belki dindirilmesi, Orta Doğu'dan çekilme açısından bir yaklaşımı vardı geçtiğimiz başkanlığı döneminde. Bu dönem onu ortaya koyamasın ve Orta Doğu karışık bir halde Putin'in elinde tırnak içinde patlasın şeklinde bir yaklaşım da olabilir. Bak bunu da unutmamak lazım. Yani müesses nizam artık Biden'ın herhangi bir şekilde kazanamayacağını satın almış durumda. Hatta adaylık değişir mi değişmez mi konuşuluyor. Trump ben kendi içime döneceğim, dışarıda bu kadar yayılımcı olmayacağım bakış açısını net bir şekilde ortaya koymuşken geçtiğimiz dönemde
bu döneminde onu ortaya koymasın diye bir yaklaşım içerisinde de olabilirler. Şimdi bak şeyde Orban'ın çıkışını bir daha okuyalım. Macaristan Başbakanı çok kritik bir cümleydi o. Dedi ki Kasım'a kadar dayanmamız lazım dedi. Ne kime? İçin söylüyor bunu? Ukrayna Savaşı. Dünya Savaşı. Üçüncü Dünya Savaşı. Dünya Savaşı. Evet. Yani o tehdit konuşulurken aynen cümlesi şu. Kasım'a kadar dayanmamız lazım. Şimdi o kadar altı doldurulacak bir cümle ki bu. Kime söylüyor bunu? Dünya devletlerine. Kasım'ın esprisine Amerikan seçimleri. Hı hı. Diyor ki eğer bu süreci herhangi bir tehlike yaşamadan, bir badire atlatmadan atlatmayı başarırsak sonrası için ümit var demeye getiriyor. Aynı yerdeyim. Yani Trump eğer seçimi kazanırsa Ukrayna, Suriye, Irak, bu bölge, buralarda ciddi bir anda geri adımı göreceğiz. Çünkü nasıl o sabrediyorsa, bak nasıl sabrediyorsa Orban veya onu tavsiye ediyorsa, karşı cenahta da yani küresel çetede de bir telaş var. Ukrayna'ya yardım konusunda, Ukrayna'ya silah, tesisat, malzeme konusunda hadi bir an önce yani seçimlere kadar ne yaparsak kârdır mantığıyla gidiyorlar. Közü alevlemeye çalışıyorlar bazı yerlerde. Burada işte o alevin, bu közün bir işareti. Yani burada büyüyecek bir savaş ki ben ilk defa bu kadar endişeyle değerlendiriyorum bak yaklaşık yani bu meseleyi. Burada eğer bir toplu savaşın büyüme ihtimali olursa işte o zaman seçim meçim hepsini unut. Amerika'nın belki de arka planda planı o. Çünkü gitmeyecek o zaman nasıl? Seçim. O zaman elbette seçim. Şimdi Amerika savaş ilan etse. Ya gitmeyecek ya da Trump'ın kucağına bırakacak. Amerika savaş ilan etse, yani kucağa bırakmaktan çok seçime gitme ihtimali çok daha kuvvetli bana göre. Savaş ilanıyla birlikte ülkede de bir olağanüstü hal, savaş ilanı ve seçimler iptal dediği an kanunda kitapta her ülkede var bunun yeri. Şimdi bu Yemen mesela onun için gerçek savaş arıyorsan Yemen'e bak dedim. Burada karşı atağa geçtiği an İsrail'e, Amerika, İngiltere önce vurdu Sana'yı, Yemen'i. Bundan hatta bir iki ay önceki olay. Şimdi İsrail geldi 3. Bu 3 ülke bir anda toplu saldırdı Yemen'e. Yemen'e kim arka çıkar? Hadi buna bir cevap arayalım. Hangi İslam ülkesi Yemen'e ona yapılacak saldırı bana yapılmıştır deyip ikinci ülke olarak yanında konumlanır? Hiçbir Arap ülkesi değil. Bak Yemen kaderiyle baş başa kalır mı? Kalır. Peki o zaman dolaylı üçüncü ülkelere iş düşer mi? Rusya'ya, Çin'e. Çünkü bunun Yemen'le kalmayacağı ortada. Yani o aktörler devreye girip bir anda Amerika'ya, İngiltere'ye bir meydan okuma ve işi küresel boyuta getirme gibi bir risk ortaya çıkar mı? Bana göre çıkar. Rusya girer diyorsunuz yani bu işe. Sözle de olsa zaten şeyde az dedi. Az önce o kritik Lübnan'da. Konumundan da bahsettik. Yani o Boğaz'ı yani Kızıldeniz'in o girişini tamamen Amerika'ya da teslim etmek istemezler. Çin mesela bak Çin'in bu bölgede ciddi yatırımları var. Ve bu yatırı hani şu saldırılar doğrudan Yemen'e veya Filistin meselesi olayı da değil. Artık güçlerin savaştığı Çin ve zaten yıkılanın aşağıda yani Cibuti, Etiyopya, işte şurası, Kızıldeniz, bak, Çin'in buradan, burada elde ettiği burada, her yerde çok yatırımı kritik, var Çin'in. Yani çok kritik yani limanlar var. Ve Sudan da devam. Ne dediniz? Sudan. Tabii Sudan, evet hepsinde. Yani çok ciddi bir Afrika'da Çin varlığı var bir yani. Bir enteresan hatırlatma yapayım. Somali'nin kıyı güvenliğini kim sağlıyor? Biz. Değil mi? Kıyı biz sağlıyoruz. Evet, biz yani, bakın yani şurası, hani bu bahsettiğimiz ülkelerle beraber Türkiye de bir şekilde işin içinde müdahil olabilir. Doğru. Bak şu hat var ya, bak şu hat. Hayat öneme aiz bir hat. Evet. Bunun uğruna aslında ticaret yolları savaşı demiştim ben bir dönem. Yani şu yaşananlara yakın. Doğru. İşte bu yaşananlarla ilgili hala aynı yerdeyim. Yani burada iş Yemen'de kalmaz. Bunun Yemen sonrasının da geleceğini bildikleri için artık bu karşılıklı bir satranç, bir bilek güreşi. Çin'in doğrudan topa girdiğini, hatta Çin ilk defa bak hayatında herhalde ummandı, bir tatbikat yapıldı. Hı hı. Gemileri geri götürmedi, bölgede tuttu. Bak ilk defa askeri anlamda Çin'in evet. sahaya indiğini gördük. Ve dedi ki Çin, çok net bir cümleydi bu, eğer dedi Rusya'ya, NATO veya Amerika herhangi bir saldırı düzenlerse dünyanın her yerinde Çin buna karşılık vermeye hazır dedi. Bak çok önemli bir cümle o. Dünyanın her yerinde. Kime karşı? NATO'ya ve Amerika'ya karşı. NATO dediği ne? İşte Avrupa. Avrupa. Ve burada ve yani şu olayda sadece İsrail ile Yemen baş başa kalmazlar. Değil. İsrail'in karşısına, İsrail'in karşısına yani yanına daha doğrusu düzeltiyorum. İngiltere, Amerika anında konumlanır. Ve bunun yanında Fransa'yı Almanya'da görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Eğer iş büyürse. İşte bu durumda az önce o soruyu onun için sordum. Yemen'in yanına kim gelir?
Az önce ne güzel dedin, hiçbir Arap ülkesi gelmez. Hiçbir doğru, ben de bundan gelmez. Mutabım. Yani. Peki Yemen'in yanında Türkiye'nin burada hani tek başına olmasa da fiili bir desteği olur mu? Olur. Olur. Coşkun Baş, bu görüntü yeni. Bak, buraya geldi muhtemelen. İsterseniz buradan da bakalım. Bir tam ekran da geliyor. Bu vurulan petrol tesislerinin yangın söndürme görüntüleri. Yani orada tesis vuruluyor. Canlı görüntüler bunlar. Evet, yani canlı değil de yeni geliyor. Yeni geliyor. Yani evet, kısa sürede. Lübnan değil, Yemen yani. Yemen, evet. Yemen burası. O liman. Taşıdığımız limanda petrol kuyuları var dedik ya. Elektrik tesisi olarak da söylendi orası. O enerji hattının olduğu kritik bölgede işte vuruluyor. Vurulduktan sonra da oraya işte yangın söndürme çalışmaları, kurtarmaya çalışıyorlar bir şekilde. İsrail'in bir taktiği vardır. Bunu hep ısrarla uygular yıllardır. Yani 48'den bu yana işgal ettiği, kana doğradığı toprakları hep bunu uyguladı. Bir vurursun, beş vurur. Özellikle yapar bunu. Hı hı. Hani üstüme gelmeyin, her türlü delili yaparım. Şimdi burada Yemen, Tel Aviv'i bana göre vurdu. Ve hemen akabinde hani o aynı mantıkla İsrail'in yapmış olduğu saldırı, liman, elektrik, akaryakıt tesisleri, askeri hedefler. Hı hı. Şimdi buna Yemen'in bir cevabı olur mu? Açıklama o. Cevap vereceğiz diyor. Peki İsrail'e göre de vurmuş zaten hocam. Nasıl? Yani bana göre vurdu diyorsun da İsrail basını ve İsrail'in cevap vermesinden anladın mı? İsrail'e göre de vurmuş zaten yani. Yemen bunu başarmış. Hani bu bir şey, rasyonel bir gerçek. Hani onu diyorum, gerçek savaş diyorsan buraya bak bilgi diye. Değil. Yani az önce bir ihtimalden bahsettik ya. Acaba hani İsrail bilerek mi bu saldırıyı önlemedi? Hani bir gerekçe olsun diye. Çok küçük bir ihtimal ama olabilir mi? Olabilir ama ben burada daha çok ağırlıklı yüzde Yemen'in doğrudan Tel Aviv'e yapmış olduğu bir saldırı olarak okurum. Şimdi ne olur? Yani şimdi Yemen İsrail'e ne yapar diye sorayım. Yemen'in açıklaması karşılık vereceği yönünde. Evet. Ve ben orada Yemen'in o samimiyetine inanıyorum. Yani bak, gerçek savaşçı dediğim gibi Husiler ve Yemen. Mesela bir enerji tesisini vursa. Heh. Az önce mesela. Turgut Alp söyledi. Elektrik İdaresi Müdürü buraya yapılacak herhangi bir olumsuz durumda, saldırıda 48 saat sadece ülkeyi enerji noktasında karşılayabiliriz dediğini söyledi. Yani enerjisinin tamamen kesildiğini düşünsenize. Burada Yemen, yani, Yemen'de aslında şu konuyu daha çok dillendirmeliyiz. Ben o cümleyi tarihi bir cümle olarak algıladım, arşivime koydum. O da hangi cümle? İsrail yanında konumlanacak İslam dünyasından herhangi bir ülke de benim için İsrail'dir dedi. Burada şimdi yarım kaldı az önceki bölümde. Süreyi bir özetledik. Dedik ki ilk defa hava savunma sistemleri devreye girdi ve Esad söyledi bunu. Hava savunma sistemlerini devreye alıyoruz ve hava sahamızı İran'a kapatıyoruz dedi. Suriye söylüyor bunu. Yani düne kadar eleye dönmüş o hava sahası, İsrail'in kafayı yesikçe gidip vurduğu Suriye, ne hikmetse hava savunma sistemini devreye aldı. Ya önceleri neredeydin? Yani kendi ülkenin toprakları dövülüyor, döven de İsrail üstelik. Bu soru işaretini koy. Ürdün ne yaptı? Ürdün de dedi ki, İran'ın attığı füzeleri dedi karşılayacağım ki karşıladı. Birçoğu orada imha edildi. Hava sahamı dedi İran'a kapatıyorum, İsrail'e açıyorum dedi. Daha ne desin? Şimdi onu gören Yemen kibarca diyor ki, eğer aynı şeyleri bana yaparsanız siz de diyor hedefsiniz. Ve doğru olan da diyor. Budur ha, hiç söyleyeyim. Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. Eğer Ürdün benim yanımda olması gerekirken İsrail'in yanında konumlanıyorsa benim için İsrail'le aynı hedeftir. Kural bunu gerektirir. Savaş bunu gerektirir. Zaten en başından beri öyle değiller mi? Yani. Şimdi şöyle. İşte zaten bulmaca. Mesela hiç olayın hiç Arap ülkeleri boyutunu tartışmıyoruz. Neden tartışmıyoruz? Ben tartışıyorum. Hani, yani kesinlikle tartışılmalı. Heh. Sorumluları çok doğru açıldı. Yönetimlerine inanmadığımız doğru için yerlesin. Orayı da Batı'nın yönettiğini, evet, birçoğunu işte, net öyle. Bir bu şekilde bildiğimiz için halklarıyla yönetim iradesinin birbirine taban tabana doğru. zıt olduğunu bildiğimiz için, doğru. herkesin de bunu bildiği için, İngiltere'nin birçoğunu, Amerika'nın birçoğunu yönettiğini bildiğimiz evet. için, Türkiye'ye karşı zaman zaman nasıl tutum aldıklarını bildiğimiz için, evet, bunu tartışmıyoruz. Konuşmuyoruz. Şimdi tartışmaya bak, gerek yok çünkü. Gazze meselesinde ellerinde çok büyük kozlar vardı. Olay hiçbir şu, iş Merve, buraya gelmeyebilirdi yani. Bak olay şu, İngiltere bu topraklardan çekildi. Hani Güneş Fatma'nın imparatorluktu ya, Avustralyalara kadar eyalet gibi muamele yaptı Hindistan. Bu topraklardan çekilirken İngiltere, oyun bitti, evime dönüyorum mu dedi.
yoksa çekildiği topraklarda hep kendine müzahir tohumlar bırakarak mı döndü? Evet. İşte madem açtık, hani espri konusu gene olacak, Ürdün Kralı Abdullah. Anne İngiliz, Hüseyin, baba, dört hanımı var. Muna, ikinci hanım, İngiliz. Kral Hüseyin sevmiş, almış herhalde. Ne hikmetse oradan dört çocuk doğuyor Muna'dan. Ne hikmetse o dört çocuktan biri Abdullah. Ve ne hikmetse bütün o eşlerden, çocukların olma yerde Abdullah yıllardır Ürdün'e krallık yapıyor. Ne hikmetse Coşkun Başbuğ'a da çok benziyor. Çok şükür ki kendisi yerli ve milli. Uyu benzemez. Allah'a şükür. Hanım da yerli ve milli. Allah'a şükür. Çocuklar da yerli ve milli. Abdullah'ın uyu benzemez Coşkun Başbuğ'a. Bravo Merve. Sadece. Şimdi olay şu. Keşke Abdullah Coşkun Başbuğ'a huy olarak i̇nsan biraz benzese. Olarak, insan olarak benzese o zaman başka bir Orta Doğu'yu konuşabiliriz. Var ya, şu an biz Gazze meselesini tartışmıyorduk. Dibin ya dibin en uzun sınır sende var. Orada şöyle taş atsan İsrail'i durdurursun. Ne yaptı biliyor musun? Bak tarihi yani ileride bunlar anlatılmalı ya nesillere. Ürdünlü gerçekten Müslüman, gerçekten vatansever olan insanlar dedi ki yeter dedi. Eline kazmayı küreği aldı, sınırı geçip karşıya destek verecek. Sınırda bunlar yakalandı. Ne yaptı biliyor musun? Kral Abdullah, Arap ve Müslüman olan tırnak içinde Abdullah tamamını hapse attı. Bak engelledi yetmiyor bir de hapse atıyor. Tabii. Karısının söylemleri belli. Filistin doğumlu bir kadın. Dolayısıyla. İsrail'de ölen çocuklara üzüldüğünden bahsediyor. 30 bin tane insan ölmüş orada. 40 bin tane insan ölmüş. Bunların %60'ı kadın ve çocuk. Çıkıp İsrail'deki tamam her çocuğu burada önemseyelim ama İsrail'i çocuklara üzüldüğünü belirtiyor. Nerede gördük biz bunu başka? Nerede gördük? Bir sümüklü kardinal vardı. Fethullah Gülen denilen vatan haini. Ölen Yahudi çocukları gördükçe gözyaşlarıma tutamıyorum diye girin internete bakın. Evet. Bak şöyle bir tabloda Filistin'i pas geçip unutup yok sayıp Yahudi çocuklara gözyaşı döküyorum diyen bir gizli papaz, gizli kardinal var ve onun peşine giden avaneler var. Ya şu söylem bile bütün her şeyin yıkılması için yeterli. Mavi Marmara'da da belli olmuştu zaten onun tutumu. Bak şu söylem bile her şeyin yıkılması için yeterli. Ama yıllarca taktı sürükledi peşinde o kadar avaneyi. Şimdi aynı mantık Orta Doğu'da, İslam dünyasında, Arap ülkelerinde var. Yani bugün Suudi Arabistan, Mısır yaptığı açıklamaya bakar mısın? Endişe verici buluyoruz. Çok itidalli olmaya davet ediyoruz. Yani. Ya bunu Batı'da herhangi bir devlet de söyler. Yok bunu standart siz de söylersiniz ya. Nasıl? Bunu siz de söylersiniz. Ya herkes söyler. Yani senin vereceğin cevap bu değil ki. Tabii. Sen orada üç devlet bir araya gelse bütün tablo değişir. Biz bunun için yırtındık. Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı'nı hemen olayın başına topladık. Hocam kapıları kapattılar Allah aşkına ya. Neyi tartışacaksınız ki? Yani. Kapıları kapattılar insanlara ya. Onları tartışmaya bile gerek yok yani. Ve korkarım, bak korkarım yeni bir Filistin, yeni bir Gazze coğrafyası olabilir Yemen. Eğer hani bu benim öngördüğüm şekilde işlemezse olaylar. Yani İsrail düzeltiyorum. Yemen'e olan bir saldırıdan ben ya şu acılığa bakar mısınız ya? İslam dünyasından, evletlerinden beklentim yok. Çin'den, Rusya'dan beklenti içindeyim. Herhalde yalnız bırakmazlar diyorum. Kimi? Yemen'i. Öyle. Burada bir tane insan yok ki. Bir de yani Yemen'de yıllardır iç savaş, açlık, her şey. Yemen hiç konuşulmuyor da. Yani Yemen'deki tabii, tabii. Sefalet dünyanın neresinde var şu an ya? Onlar unuttuk. En kötü Afrika ülkesine gitseniz herhalde orada vardır bir tek Yemen'de yaşananlar. Onları böyle unuttuk, bir zulüm yaladık, yok yani. Yuttuk. Yemen'deki zulüm. Hangisi ses çıkarmış? Hepsi al işte aynı sınırdasınız. Bir tarafta hepiniz ölüyorsunuz zenginlikten. Dünyanın her yerinde geziyorsunuz, tozuyorsunuz, saraylarda yaşıyorsunuz, jetlerde geziyorsunuz. İnsanlar orada açlıktan ölüyorlar ya. O çocukların hali perperişan tabii, yani tabii. İşi hani duygusal boyuta getirmek istemiyorum ama Yemen getir, bugün getir, vuruldu. Doğrusu. Yemen'de yıllardır açlık, sefalet var ve siz hepiniz petrol zenginisiniz burada. Hepiniz getir. Krallıklarda yaşıyorsunuz yani. Getir doğrusu. İşte burada şu hadis-i şerif giriyor devreye. Komşusu açken tok yatan bizden i̇şte. Değildir. Demek ki bizden değiller ki bir İslam devletine, bir İslam ülkesine saldırı olduğunda itidale ve suhulete davet eden bir açıklama dışında sizi, herhangi bir konuya müdahil olmuyorlar. Sizi üstün kılan nedir mesela? Doğduğunuz ırk mı? Şimdi Merve bak. Kimdir, nedir yani? Ben hep şöyle bir piramit çizerim. Hani ırk, dil, din bunlar ayrıştıran özelliklerdir. Ona göre toplumlar isimlendirilir ama bu işin en nihayetine geldiğinde dinler savaşına çıkarsın. Hani Haçlı dünyası, İslam dünyası gibi böyle temel
Teolojik, yani işin sonu oraya varacak. Yani, teolojiye getirilir. Haçlı Seferi diye niye diyoruz? Çünkü iş oraya doğru gidiyor. Hı hı. Bak birbiriyle, affedersin, kediyle köpek gibi düşman olan İngilizler ve Almanlar konu dediğim noktaya geldiğinde bir anda birleşiveriyorlar. Bak bir anda şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı, yani şu bak şu koca koca devletler ne için kuruldu İslam İşbirliği Teşkilatı? Neydi amacı? Bir tek şurası için ya. Şunun için kurdular. Ve o kadar iyi oynadılar ki bizde. Kudüs meselesi denen hadise, bak İslam'ı kucaklayan Kudüs meselesi diye okunan hadise zamanla yavaş yavaş Filistin meselesine dönüştü. Yetti mi yetmedi. Ondan sonra döndü, bir örgüt üzerinden, bir yapılanma üzerinden isimlendirildi. Daha sonra Gazze meselesine düştü iş, şimdi de Hamas diyoruz. Yani Kudüs eşittir Hamas'a döndü. Ben size bir şey söyleyeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı yakın dönem en büyük ayıptır herhalde. 40 gün sonra toplandılar. Bizim zorlamamızda. 7 Ekim'den sonra, o da Türkiye'nin bak, zoruyla. Bizim zorlamamızda. Benim yakın tarihte İslam İşbirliği Teşkilatı, hayatım boyunca unutmayacağım da bir şeydir. 40 gün sonra biz de burada yayın yaptık. Dedim ki ne diyeyim yani, 40 gün sonra toplanmışsınız. Ya biz zorladık. 40'ı çıkmış ya. Yani? Ya orada ölen insanların 40'ı çıkmış zaten. Sen toplanıyorsun. Zaten ölen ölmüş. Diyorum ya hani Yemen içinde, onu söyleyeyim, Yemen'de bir hayat yok. Yemen'e yok yıllardır abi. Bir gazeteci girip biri gitsin ya, biri çeksin. Yemen'de ne oluyor biz bir görelim. Bak Turgut kimse geldi, Turgut'a gideceksin, evet. Şununla gidelim. Bir Filistinli dedenin bu olayda, bu katliamda 3 torunu yere yatırıp kefenli halde şu haykırışı benim hayat boyu hiç kulağımdan gitmeyecek. Gittiğinizde diyor Muhammed'e söyleyin ümmetimizi ortada bıraktı deyin işte. Diyor. Bu lafın üzerine laf yok. Yok. Tekrar değil gidelim mi? Turgut Alp Boyraz'a. Turgut Alp Boyraz, biz tabii burada çok sıcağı sıcağına gelen bilgileri aktarmaya devam ediyoruz ama bir yandan da işte yeni görüntüler var. Güney kısmının hala vurulmaya devam ettiğine dair. Oraya, yani orada neler konuşuluyor şu an? Yeni bilgi var mı basında, medyada? Sizden dinleyelim. Turgut, öncelikle bir şey sorabilir miyim? Buyurun Ekrem Hocam, şimdi, buyurun lütfen. Şimdi bölgeyi iyi tanıyan birisinden bir haber geldi, bir duyum. Bölgeden gelen haberlere göre Yemen'e, Husilere yönelik saldırıyı aslında İsrail değil, Amerika Birleşik Devletleri uçakları yaptı şeklinde bir şey var. Böyle bir ihtimal var mı? Bu konuda oralarda konuşulan bir şey var mı acaba? Böyle bir şey hiç duymadım. Buna İsrail'in ihtiyacı da yok açıkçası Ekrem Bey. Çünkü İsrail'in zaten büyük bir F-35 filosu var. Kendi başına bunu yapabilecek güçte ve tek başına yaptıklarını duyurdular. Amerika Birleşik Devletleri'ne bilgi verdiklerini söylediler. Zaten Yemen'deki Husiler de yaptığı açıklamada bunu Amerika yaptı demiyor. İsrail yaptı, Amerika ile koordineli yaptı diyor. Dolayısıyla böyle bir şey konuşulmuyor. Yemen'de saldırıya uğrayan tarafın da böyle bir iddiası yok. Güneyde İsrail'in, Hizbullah'ın, Güney Lübnan'da İsrail'in saldırı düzenlediği bir nokta var. Sur kentinin yakınlarında. Onun dışında yeni bir saldırı yok şu anda. Gelen bilgilere göre bir Hizbullah'a ait bir cephanelik, bir mühimmat deposunun hedef alındığı ve büyük bir yangın çıktığı söyleniyor. Lübnan resmi haber ajansı da yaralılar, sivil yaralılar olduğunu söyledi. Ancak şu ana kadar hayatını kaybeden var mı yok mu, bununla ilgili bilgiler henüz netleşmedi. Bundan yaklaşık 1,5 saat kadar önce de Hizbullah'ın Golan tepelerindeki İsrail hedeflerine düzenlediği saldırıda bir İsrail askerinin hafif, bir İsrail askerinin de orta derecede yaralandığını İsrail ordusu duyurdu. Devam ediyor ama hemen altını çizelim. Bu Lübnan'la İsrail arasındaki çatışmalar Yemen'deki bu son saldırıyla başlamış değil. 7 Ekim'den bu yana devam eden volümde, o tempoda devam ediyor diyebiliriz. Çok yeni bir şey değil. Ama bununla birlikte elbette ki İran'dan ve aynı şekilde Hizbullah'tan da açıklama geldi. Yemen'deki Husilerin müttefiki olan Hizbullah şöyle bir açıklama yaptı Yemen'deki saldırıyla ilgili. İsrail'in hem bize, yani Lübnan tarafına yönelik saldırıları, hem de Yemen'e yönelik saldırıları tehlikeli bir dönüm noktası şeklinde bir ifade kullanıldı Hizbullah'ın yaptığı açıklamada. İran'ın yaptığı açıklamada da benzer mesajlar var. Bunlar beklenen mesajlar aslında. Çünkü Yemen'deki Husiler zaten Hizbullah'ın ve İran'ın müttefiki. Benzer mesajlar vermesi beklenir bir şey. Bu şekilde mesajlar geldi. Mısır'dan bir açıklama var. İşte tehlikeli buldukları yönünde.
Burada şunun altını çizelim hemen. Mısır aslında bu gerilimden en çok etkilenen ülke. Birincisi Gazze'ye sınır. Evet. İkincisi Kızıldeniz'deki o gemilerin hedef alınmasından dolayı Mısır'ın kontrolünde olan ve Mısır'ın ana gelir kaynağı olan Süveyş kanalındaki gemi trafiği olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla Yemen ile İsrail arasındaki bir gerilimin tırmanmasında bu Süveyş kanalından, Mısır'ın kontrolündeki Süveyş kanalından geçecek olan uluslararası ticari gemilerin trafiğinin daha da olumsuz etkilenme ihtimali var. Dolayısıyla Mısır da bu konuda diken üstünde olan ülkelerden birisi diyebiliriz. Şu an için bölgedeki durum bu şekilde. Lübnan'ın güneyinde tekrar edelim, Sur kentinin yakınlarında bir kasabaya saldırı düzenledi İsrail. Yerel medyada daha teyit edilmemiş bilgiler geliyor. Hizbullah'a ait bir depo, silah deposu olduğu yönünde. Lübnan resmi haber ajansı da bu saldırıda yaralanan siviller olduğunu söyledi. Bu saldırıdan bir saat, 1,5 saat kadar önce de İsrail tarafındaki Golan tepelerine Hizbullah'ın bir saldırısı olmuş. Ve İsrail ordusu hafif bir askerinin orta derecede yaralandığını söylemişti. Bunun dışında da gün boyunca Hizbullah'la İsrail arasında karşılıklı saldırılar olduğunu söyleyebiliriz. Ve hemen izleyicileri de tekrar hatırlatalım. 95 binden fazla Lübnanlı sınır bölgelerini kenti imkanlarıyla terk etmek zorunda kaldı Lübnan tarafından. Sınırın daha kuzey bölgelerine doğru göçtü. İmkanı olmayan birçok insan İsrail'in saldırıları altındaki sınır bölgelerinde yaşamaya devam ediyor. Sınırın İsrail tarafında ise 60 binden fazla İsrailli Hizbullah saldırılarından dolayı İsrail hükümeti tarafından tahliye edilerek Tel Aviv'de, güneydeki Eilat'ta birçok farklı noktadaki otellere yerleştirildi. Ama şu an için Lübnan, Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmalarda büyük bir gerilimin, yani önceki günlerde, önceki haftalardakinden çok daha büyük bir gerilimin olduğunu söyleyemeyiz. Benzer çatışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Yemen'le İsrail arasındaki bu karşılıklı birbirini vurma durumunun ardından İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin çok arttığını gözlemlemiyoruz. Aynı ölçekte devam ettiğini söyleyebiliriz. Tansiyon aynı düzeyde yani. Müsaadenizle ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi az önce Turgut, sen seni dinlendirmeye çalıştığım süreçteki Allah razı olsun bu akşam bence çok güzel bilgiler aldık. Evet. Şimdi Coşkun Bey ve Ferhat Bey, Trump, Biden, işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim, şu anda Lübnan, İsrail, Gazze, İsrail, Yemen, Husiler falan, bunlar konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler, bu arada Coşkun Bey ilginç bir teori ortaya attı. Bu gelişmeler biraz daha hızlanırsa Amerika Birleşik Devletleri seçimleri erteleyebilir ya da iptal edebilir falan dedi. Ama benim esas sorum şu, yine bölgeyi çok iyi tanıyan, yıllardan beri takip eden bir isim olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde Trump'ın kazanması, kesin gözüküyor, Trump'ın kazanması, Biden kalır mı gider mi bilmiyoruz ama Trump'ın kazanması durumunda bölgede ne değişir? Yani nasıl bir projeksiyon değişikliği olabilir? Trump'ın ilk döneminde İsrail'e mutlak destek verdiğini biliyoruz. Evet. Hatta Trump ilk iktidara geldiğinde biz Trump'ın ekibini inceleyen bir grafik çalışmıştık ve haberin başlığı da şuydu. Trump, yeni ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarına İsrail yanlısı Yahudi isimler yön verecek diye. Damadı Jared Kushner. Evet. Tabii ki Yahudi olması bir problem değil ama şunu vurgulamak için siyasi analiz açısından söylüyorum. İsrail'e mutlak destek veren bir isim. Yine Orta Doğu danışmanı vardı, Jason Greenblatt, Trump'ın. İsrail'e mutlak destek veren bir isimdi. Trump yönetiminin İsrail'e büyük elçi olarak atadığı isim vardı, Friedman. Bu kişinin kızı işgal altındaki Filistin toprakları olan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, illegal Yahudi yerleşimci olarak yaşayan birisi. Yani zaten Kudüs de Trump döneminde başkent ilan edildi. Aynen öyle, yani en önemli karardır Trump'ın, o zaten. Hem Kudüs hem Golan Tepeleri, evet. Aynen. Yani Trump döneminde başkent ilan edildi, İsrail toprağı olarak tanındı. Dolayısıyla Trump'ın ilk döneminde mutlak destek verdiğini ve Filistin yönetimini
Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesini kabul etmesi için de Filistin yönetiminde çok büyük bir baskıda bulunduğunu biliyoruz. Hatırlayalım, işte Asrın planı diyor, yüzyılın planı diye Trump ortaya atmıştı. Ve Körfez ülkelerine baskı yaparak onların da Filistin yönetimine baskı yapmasını sağlamıştı ama Filistin yönetimi bir şekilde direndi ve bu planı kabul etmedi ve bu plan hayata geçemeden Trump iktidardan gitti. Trump'ın baskısıyla o dönem Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de İsrail'le anlaşma imzalamıştı. İbrahim Anlaşmaları olarak adlandırmışlardı. Dolayısıyla Trump'ın ilk döneminden de biliyoruz ki İsrail'e çok güçlü bir destek veriyor. Bununla birlikte 7 Ekim'den bu yana özellikle Biden yönetiminin, ABD'deki Biden yönetiminin de İsrail'in bu Gazze'deki katliamlarına sınırsız bir destek verdiğinin altını da çizelim. Hem siyasi olarak, hem askeri olarak, hem diplomatik olarak. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhine gelen her şeyi veto ettiler. İsrail'e bütün cephaneyi sağladılar, mali desteği sağladılar, 10 milyarlarca dolarlık. Ve İsrail'in bu katliamları yapabilmesini mümkün kıldılar. Dolayısıyla Biden de aslında İsrail karşıtı değil tabii ki. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidara kim gelirse gelsin ABD'nin o yapısından mümkün dolayı değil. İsrail'e karşı olması mümkün değil ve İsrail'e mutlak destek veriyor ama Trump biraz daha uç bir destek veriyordu. Şimdi tabii ki Netanyahu'nun yarın Washington'a bir ziyaret olacak, ABD'nin başkentine. Orada yapacağı görüşmeler var. Trump'la da bir randevu almaya çalıştığı yönünde bilgi var. Yani yeniden ilişkilerini tesis etme açısından ve yine Biden'la da bir görüşme yapması bekleniyor ve orada Senato'da bir konuşma yapması bekleniyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun. Dolayısıyla iktidara kim gelirse gelsin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği bir mutlak destek var. Zaten bu destek olmasa ne İsrail Gazze'de bu katliamlarını yapabilir ne de bölgede karşılaştığı güçlere karşı etkin bir mücadele verebilir. Hemen şunu hatırlatalım izleyicilerin de anlaması açısından. İsrail'in bugünkü savunma kubbesi diye hava savunma gücü olan demir kubbe olarak adlandırılan hava savunma sisteminin patenti Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Doğru. Ukrayna Savaşı başladığında Polonya buna müşteri olmuştu. ABD izin vermediği için satılmadı İsrail. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sağladığı bir mutlak destek var. Bu destek olmadan İsrail'in bunları yapabilmesi, bölgede bu şekilde katliamlar yapabilmesi, başta Gazze olmak üzere mümkün değil. Trump'ın gelmesiyle de bu desteğin belki biraz daha artarak sürmesi beklenebilir. Turgut Alp, aslında biraz bizim söylemeye çalıştığımız şey ya da benim en azından dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Trump'ın anti-İsrailci olması değil, yani birisi İsrail severse birisi İsrail aşığı. Yani iki tane başkan adayını öyle tanımlayabiliriz. Burada Trump'ın ekonomik gerekçelerle Orta Doğu'dan ve kendi sınırları dışarısındaki askeri harcamalara biraz daha kontrollü bir şekilde yaklaşacağı, ülke içerisindeki ekonomik gerekçelerle bir beklenti var. Yani burada Trump'ın işte biz dışarıda çok para harcıyoruz, Avrupa'nın güvenliği için de para harcıyoruz, Orta Doğu'da da para harcıyoruz, ben buradan geri çekileceğim açıklamasını hatırlıyoruz ilk döneminde. Bu beklentinin aslında altında yatan gerçek de bu. Amerikan ekonomisi de, Amerika'da yaşayan insanlar da bu konudan muzdaripler. Yani bizim kendi yaşam konforumuza ihdas edilmesi gereken gelirler neden oralarda harcanıyor diye Trump da bunu kullanıyor. Göreve geldiğinde tabii ki bıçak gibi kesilme durumu söz konusu asla olmayacaktır. Ama hani Biden'la Trump'ı yan yana koyduğumuzda müesses nizam, küresel emperyalist yapı şu anda Biden veya onun ekabiri birisini, işte Obama tarzı birisini isteyeceği de aşikar. Dolayısıyla hani bugünkü durumu Trump dönemine taşımak için mi bir süreç var diye aslında biz bunu birazcık sorguladık. Bir de bu Trump'la ilgili bir ek yapayım. Yani özellikle bu hani suikast girişiminden sonra çok yorumlar yapıldı. Belki de o yüzden vuruldu ya yani. Ya işte hani Trump İsrail'le Gazze arasında hani İsrail'in Gazze saldırılarına karşı o yüzden Trump gelsin. Aslında çok uzak bir dönem değil yani 4 yıl tabii, öncesi tabii, biz ne olduğunu çok konular. İyi yani belki bölgede Merve bak şimdi olay ne biliyor musun? Çok özür dilerim. Bölgede kaderi değiştiren şey Kudüs'ün başkent yapılmasıdır. Bazen bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz ve böyle hemen şimdi bir kötü bir de daha kötü şimdi seçimi bak, ya o, bu. Hemen o tarafı destekliyorlar falan. O yüzden bence çok güzel bir cevap verdiniz bu Trump İsrail karşıtı söylemlerine. Teşekkür ederim Turgut Akkoyraz. Yok zaten estağfurullah zaten şey var hani Biden'la yaptığı o televizyon görüşmesinde İsrail Gazze'deki işini
tırnak içerisinde Trump'ın ifadesini söylüyorum. İsrail'in Gazze'deki işini tamamlamasına izin verilmeli ifadesini kullanıyor. Tabii. Yani Trump'ın İsrail'e diyemez zaten. Aksini diyemez. Bir şey var. Yok, ben böyle bir izleyiciler için böyle söylüyorum. Türk kamuoyunda böyle bir algı var. Yani şey gibi sanki biz Trump'ı savunmuyormuşuz, işte birini savunuyormuşuz. Halbuki kimseyi savunmuyoruz. Yok canım. Biri bunak, birisi deli. Merve, yani iki tane aday var. Birisi havayla tokalaşıyor. Bir tanesi çılgın zaten yani. Hani devletler arası ilişkilerde duygusallık yok deriz ya. Hı hı. Bu olayda da aynı. Ben şimdi iki tane adayı, ikisini de şeytan götürsün, ayrı mesele. Türkçe'de bununla ilgili en güzel söz 40 katır 40 satır. Şimdi bu arada affedersin bir şey hatırlatayım. Biliyorsunuz Trump'a yönelik şu suikast girişiminin ardından daha önce kendisine Amerika Birleşik Devletleri'nin Hitler'i diye hitap eden bir isim apar topar başkan yardımcısı adayı olarak açıklandı ve son derece şedid bir siyonist olduğu bilinen bir isim. Şimdi... Bir bilgi paylaşacağım müsaadenizle. Eliyat şehri vurulduğu açıklaması var. Turgut Alp Boyraz, size de söyleyeyim. Husiler İsrail'in Eliyat şehrini vuruyor ama soru işareti olmakla birlikte Demir Kubbe'nin de bunu durdurduğu söyleniyor. Demir Kubbe'nin saldırılara karşı aktifleştiği ve atılan füzelerin de engellendiğine dair bilgiler var. Tabii bu neden burası hedef seçilmiştir? Yayına girmeden önce sosyal medyaya düşmüştü aslında ama teyit edilmemişti. Henüz teyit edilmiş bir şey yoktu. Zaten Akabe Körfezi'nin ucunda, Yemen'e en yakın nokta. Ve Husiler aslında rutin olarak buraya saldırı düzenliyor. Ve Demir Kubbe'de büyük oranda İsrail'in savunma gücü de burayı tutuyor. Dolayısıyla İsrail'in bu saldırısının arkasından Husilerin buraya saldırı düzenlemesi, İsrail'in en güney ucuna, o Akabe Körfezi'ne, Kızıldeniz'in bu kenarındaki üçgen noktadaki bulunan Elat şehrine saldırı düzenlemesi kuvvetle muhtemel. Ve bunları da İsrail hava savunma sistemleri büyük oranda muhtemelen tutacaktır. Şu ana kadar en azından böyle oldu. Hı hı. Ama dün yaşanan gibi Tel Aviv'e kadar bir saldırı düzenlenecek mi? Veyahut da düzenlenirse de İsrail savunma sistemi bunu İsrail savunma sisteminden kurtularak Tel Aviv'i isabet edebilecek mi? Nasıl bir sınav verecek göreceğiz. Asıl soru işareti bu. Bu arada... Ama Akabe'ye saldırı düzenlenmesi sürpriz değil. Elbette ki Husiler böyle bir karşılık verecektir. Sadece bununla yetinirlerse aslında bu bir geçiştirme olur muhtemelen. Bu arada Gazze'nin kuzeyine vurduğuna dair de bilgiler geliyor. Bak şeyde İsrail Rusya'nın nasıl kağıttan kaptan olduğu Ukrayna'da ortaya çıktıysa İsrail'in de bir kağıttan kaptan olduğu Gazze'de ortaya çıktı. Yani hava üstünlüğü vesaire. Zaten elinde bir tek Kozo var. F-35 uçaklarıyla vurduğu söyleniyor. Bunun haricinde Karadeniz'de bildiğin tarla faresi gibi. Kağıttan, hani kaplan da demeyeceğim artık. Kaplanın da bir asaleti var. Kağıttan olunca bir şey fark etmiyor. Ama Rusya için de o kadar kağıttan kaplan diyemeyiz ya. Coşkun Başbu. Burada... Yani Rusya için de o kadar kağıttan kaplan diyemeyiz yani. Ukrayna Savaşı'nda. Kaplandan diyelim o zaman. Biraz daha sağ ol. Valla yani. Ben şu an var ya bizim Mehmetçik'ten başka dünyada bu işi bilen. Ya o başka bir mesele de. Şey yok. Rusya ordusunu yoldan topladılar. O ilk gün hatırlayın. Elinde tüfek. Yollarda başıboş yürüyen Rus askerleri tankı bırakmış, topu bırakmış. Ondan sonra bakkalları yağmaya. Bu Wagner da vardı işin içerisinde. Ha, şimdi. Hocam. Bunlar dünya tarihinde hiç görünmemiş hadiseler. Ama bize ne anlatıldı önceden Rusça? Peki Coşkun Bey, şimdi az önce konuşmalardan nihai olarak şöyle bir soru. Bu konuda Turgut'un da yorumunu merak ederim. İsrail'in Lübnan'a saldırma konusunda 2006'daki tecrübe dolayısıyla tırsması sebeplerden birisi. Bu arada mesela Allah korusun, diyelim ki ciddi bir çatışma olduğunda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin falan devreye gireceğini söylüyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere acaba uzaktan bombalamak suretiyle mi devreye girerler, yoksa İsrail'in hep korktuğu şey olan piyade gücü yani kara gücü olarak devreye girme ihtimali var mıdır? Gerek şeyde Husilerle Yemen'le ilgili, gerekse Lübnan'la ilgili. Ekrem abi, eğer soru banaysa bana değil mi? Önce sana. Soru banaysa net cevap vereyim. Bunların havadan katletmekten başka hiçbir sanatı yok. Bak her yerde aynı. Irak'ta da ben 91'de bilfiil oradaydım. 91 Körfez Harekatı'nda o misket bombaları dahil her türlü alçaklığı yaptılar. O B-51 bombardıman uçakları halı gibi metot uygulayarak bütün Irak'ı yerle bir etti. İş
havadan yere inmeye başladığında da Amerika'nın bomboş bir teneke olduğu orduya çıktı. Irak'ta 91'den bu yana hala bataklıkta Amerika. Afganistan keza aynı. Vietnam keza aynı. Yani Kore'de bir başarı hikayesi var NATO'nun ama biz olduğumuz var. İçin. Yani biz yaptık o işi. Şimdi burada da aynı sonuç olur. Yani mesela Gazze'de ya bir avuç kassam ve bak yani el yapması silahlarla savaşıyorlar. Senin elinde tankın var, senin elinde topun var, senin elinde her türlü gece görüş cihazları, keskin nişancı, her şey var. Ne oldu? Bak o alan da belli, dar bir alan ve sınavı orada veriyorsun. Paçavraya döndüler. Yapamadılar, yapamayacaklar da. Aynı tablo Lübnan'da da geçerli. İsrail 2006'da hatırla. Kendi zor attı, dedi ki ateşkes teslim dedi. Amerika şu an oraya İsrail'e girse o da onunla birlikte bataklığa saplanır. Yani ben o danışık dövüşü ayrı yere koyarım. O kripto yapılar onu yapar da tabana indin mi orada gerçekten bir dava için savaşan bir yapı var. Dolayısıyla bu yapıya bunların silahla böyle birebir karşı koyma şansları yok. Niye? Çünkü İsrail halkı dahil böyledir. Korkak, cesaretsiz ve bu tür işlere asla girmeyen bir yapı. Mesela benim bir yakınım anlattı. Gitmiş Kudüs'e. Çok ilginç bir hikaye. Turistler, muristler herkes diyor giriyor çünkü normal o hani ateşin olmadığı anlar. Hı hı. Filistinli bir çocuk da şöyle ufak bir tablo diyor, üstünde bir şeyler satıyor diyor. Evinin geçimini sağlayacak işte biblo vesaire. Ondan sonra orada da gene İsrailli o hani böyle şeyler var ya böyle evet, Rambo evet. gibi gezen tipler. Robocop'lar. Teröristler. Ha, onlar da dolaşıyor 6-7'si bir arada. Geçerken turistin bir yanlışlıkla tabloya dokunuyor, tablo devriliyor. 7'si bir anda yok oldu diyor. Öyle öyle. Ne ara kaçtınız diyor. Ne ara kayboldunuz diyor. Göz göze geldiğinizde size ha. bakamayacak seviyedeler. Bakamazlar yani. Zaten. Yani. Şüpheyle bakar, korkuyla bakar. Dolayısıyla o yürek o cesaret onda yok. Şimdi böyle bir yapının karadan bir şey yürütmesi, öyle deyip sana sözü devredeyim Ekrem abi, hiçbir coğrafyada mümkün değil. Buna Lübnan da dahil, buna Yemen'in de dahil. Ama havadan... Körfez Savaşı'na girecek zannettim Coşkun abi. Korktum. Şimdi... Ben 91 doğumluyum Coşkun abi. Bana soru sorarsın falan. Aman o kadar değil. Yani onları görmedim ben. Benim doğduğum sene ya, olmuş onlar. Şimdi Turgut, affedersin. Bahsi gelmişken aslında hep aklımda şu Husilerin limanının vurulması meselesi var. O limanın vurulmasını görünce işte İsrail'in açıklaması ne? Bu liman çok da masum bir liman değil. Oradan oraya İran'dan gelen silahlar indiriliyordu falan diye bir şey var. Burada insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Eyvah diyelim ki Husilere destek olarak gönderilen silahlar artık oraya indirilemeyecek falan gibi bir şey akla geliyor. Ama bunun çeşitli örnekleri olduğu için büyük ihtimalle oraya gelen bir şey varsa liman hasar görmüş olsa bile büyük ihtimalle bu herhalde ulaşacaktır Allah'ın izniyle. Burada az önce konuştuğumuz şey konusunda daha önce de konuştuk ama senin kanaatinde Lübnan'a İsrail'in girmeme sebeplerinden birisi meskun mahal diyelim ona. Yani piyadelerin göğüs göğüse gelmesi gibi konularından pek hoşlanmayışları. Aynı şeyden mesela Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de benzer şekilde olduklarını düşünebilir miyiz? Aynı şey Yemen için de geçerli. Ya birincisi İsrailli askeri yetkililerin İsrail hükümetine eğer Hizbullah'la Lübnan'la büyük bir savaşa girilecekse iki cephede birden bunu yürütmenin mümkün olmadığını söyledikleri, dolayısıyla önce Gazze'deki savaşın ya hafifletilmesi ya nihayet erdirilmesi, eğer olacaksa bile daha sonrasında tek cepheye İsrail ordusunun yönelmesi gerektiğini söyledikleri yönünde basına bilgiler yansımıştı. Ve yine aynı şekilde İsrail askeri bürokrasisinin, emniyet güvenlik bürokrasisinin İsrailli siyasilere eğer Lübnan'la o dönem hani birkaç ay önce gerilim zirveye çıktığında eğer bir savaş olacaksa da siyasiler hedefleri net belirlesin. Yani İsrail'in yaklaşık sınırından Lübnan'ın içerisine doğru 20 ile 30 kilometre uzaklıkta değişen bir Litani Nehri var. İsrail Hizbullah'tan buranın kuzeyine çekilmesini istiyor. Hedef bu mu yoksa Gazze'de yapıldığı gibi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dahil her yer bombalanarak büyük bir sivil katliamına mı girilecek? Siyasi iradeden net bir yol haritası bekledikleri yönünde bilgiler basına yansımıştı. Şimdi İsrail'in karadaki kabiliyetleri ve havadaki kabiliyetleri meselesine gelecek olursak, İsrail'in karada çok da iyi bir sınav vermediği hem 7 Ekim'den sonraki Gazze'de yürütülen savaşta ortaya çıktı. Yani daha çok hava gücünü
kullanıyor. Mesela bir mahallede 3-4 tane kassam üyesi Filistinli direnişçi gördüğünde mahalleden komple çekilip havadan ya da karadan karaya atılan füzelerle mahalleyi komple havaya uçurma gibi bir yöntem uyguladığını biliyoruz. 2006 yılında Lübnan'a girdiğinde de işte karada İsrail'in kaldıramayacağı kadar kayıplar verdiğini biliyoruz gerilla taktiklerinde. 2006'dan bu yana Hizbullah'ın da Suriye'de savaşırken Esad rejimi yanında ciddi derecede gerilla kabiliyeti kazandığı söyleniyor. Tabii bu ne kadar gerçek bir savaş olmadan bilemeyiz ama şunu biliyoruz. Yani Hizbullah'ın kendi ifadeleriyle 100 bine yakın savaşçısı var. Yani 10 binlerce olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gazze'de gibi abluk altında değiller ve İsraillerin de tahminlerine göre yine onların bile tahminlerine göre ciddi bir cephaneye sahipler. Karadan girme durumunda İsrail çok başarılı olamıyor. 2014 yılında Gazze'yi de 3300'den fazla Filistinli şehit etmişti İsrail 2014 savaşını hatırlayalım. O zaman karadan girmiş şöyle 1-2 kilometre girip Şücaiye'de 52 kadar zannetçi hatırlamıyorsam İsrail askeri öldüğünde karadan operasyonunu sonlandırmıştı 20 gün içerisinde. Dolayısıyla İsrail'in hava kuvvetini kullanarak mümkün olduğunca tırnak içerisinde kendi askerlerinin canını riske atmadan ama karşı tarafta kaç tane sivili, kaç tane bebeği, kadını, çocuğu, yaşlıyı öldürdüğünü umursamayan bir taktik uyguladığını daha önceki savaşlarda gördüğümüz gibi bu son Gazze Savaşı'nda da artık bütün dünya gördü. Yani İsrail askerinin hayatı tehlikeye girmesin diye binlerce sivili katledebiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde zannedersem böyle bir ordu, saygın bir ordu değildir ki İsraillerin akla zarar bir şekilde sürekli söyledikleri şey var. Dünyadaki en ahlaklı ordu İsrail ordusudur diye. Hı hı. Aslında sahada uyguladıkları bu strateji, yani sivil katliamı stratejisi bize tam tersini gösteriyor. Dolayısıyla karadan bir savaşta İsrail'in şu ana kadar çok çok başarılı olamadığını biliyoruz. Daha önceki 2006 savaşından sonra İsrail basınında da ciddi derecede yazılmıştı. İsrail ordusunun kara manevralarını güçlendirmesi gerektiği, kara manevraları tatbikatına önem vermesi gerektiği, havadaki üstünlüğünü karada da bir şekilde pekiştirmesi gerektiği yönünde birçok haber çıkmıştı. Ama 7 Ekim'de o Hamas'ın saldırısında da görüldü ki karada o kadar da başarılı değil İsrail ordusu. Ama havadan CENTCOM'daki açıklama önemli. Bir açıklamayı söyleyeceğim. Bir tamamlayın buyurun. Sizi bölmek istemiyorum bir yandan. Kısa bir şey sormak istiyorum. Turgut, açıklama bu durumda basitçe temel olarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bir tarafta bir şekilde vatan müdafaası yaptığı, varlık müdafaası yaptığı için itikadi olarak gazi ya da şehit olacağını inanan birileri, öbür tarafta da galiba ne şehit ne gazi ya da bu tür düşüncesi olmadan hatta belki ahiret inançları da olmayan ve sadece hayatta kalmayı tek gaye olarak gören birileri var. Dolayısıyla karadaki güçsüzlüklerini buna da bağlayabilir miyiz? Yani İsrail ordusunun motivasyonunun son derece düşük olduğunu son günlerde gözlemliyoruz ama yani İsrail tarafında da tamamen böyle bir toplumsal olarak çözülmüşlük, bir dağılma durumu olduğunu da söyleyemeyiz. Hani bu da bir yanlış bir değer, bir bilgi aktarımı olur. Yani İsrail tarafında da böyle zamanlarda bir kenetlenme durumu oluyor. Yani hatta bir kolektif bir hatıra var ta Babil sürgününe kadar götürerek yeniden saldırı altındayız. Yeniden Holocaust'taki gibi o işte Nazilerin yaptığı Alman katliamındaki gibi soykırıma tabi tutulacağız gibi bir şey pompalanıyor. İsrail siyaseti tarafından, medyası tarafından ve halkta da böyle bir kolektif hatıra, hafıza var. Ve böyle durumlarda bir kenetlenme durumu oluyor. Ama bununla birlikte motivasyonlarının karşılarındaki mücadele eden Hizbullah ya da Gazze'deki Hamas'a kıyasladığımızda çok çok daha düşük olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani belirttiğiniz gibi Gazze'deki Hamas hareketi birçok tarafsız gözlemciye göre bir vatan müdafaası veriyor. Ve hatta İsrail 7 Ekim'de biz saldırıya uğradık deyip de 7 Ekim'den öncesiyle ilgili bir cümle kurmak isteyenlere saldırdığı dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çıkarak şu açıklamayı yaptı. Bence çok cesur bir açıklamaydı. Doğru. Dedi ki 7 Ekim birden durduk yere olmadı. Bunun öncesi var dedi. Doğru. Bunun öncesi var dedi. Dolayısıyla Filistinler açısından baktığımızda bir varoluş mücadelesi. Hı-hı.
Yani 1948'den de çok önce başlıyor. Doğru. Ferhat Murat da zannedersem az önce hatırlattı. O İrgun ve Hagana olarak adlandırılan. Evet. Dünya Siyonizm İsrail Kongresi'nin tesis edilmesi, oradan revizyonist Siyonistlerin çıkması, bir sürü bu işin şeyi tabii, var, süreci tabii. var. Yani bu Siyonist terör çeteleri tarafından saldırılar başlatılıyor. Ve hatta orayı koloni haline getiren, yani Filistin mandasını yönetim altında tutan İngilizlere de saldırıyorlar. Kudüs'teki işte Kral David Davut Otelinde çok vesaire. Dolayısıyla 101 asırdan fazla bir süredir bir halkın sistematik olarak topraklarından edilmesi, dışarıdan getirilen unsurların oraya yerleştirilmesi, yerel halkın siyasi haklarından, ekonomik haklarından mahrum bırakılması söz konusu. Zannedersem bunun insanlık tarihindeki tek örneği herhalde şeydi. Cezayir'de Fransızların yapmasıydı. Evet. 1830'larda işgal ediyorlar. İşte getirdikleri kolonilere ülkeyi yönetme hakkı veriyorlar, oy kullanma hakkı veriyorlar vesaire. Yerel halkı ise tamamen paryalaştırıyorlar ya da Güney Afrika'daki tabiriyle apartheid rejimi kuruyorlar. Bu benzer siyaseti İsrail kurulduğu günden beri 75 yıldır, yani 1948'den beri devam ettiriyor ama çok daha öncesi var. Ta Osmanlı döneminde bunu yapmaya başlıyorlar. Yani Osmanlılar ne kadar engel olmaya çalışsa bile 1900'lerden beri devam eden bir Yahudi göçü var. Bunun arkasında çok büyük finans destekleri var. Büyük ülkelerin o dönem İngiltere, daha sonra Amerika'nın mutlak desteği var. Bu desteği alarak sistematik bir şekilde Filistinleri topraklarından edip oralara Yahudileri yerleştirme politikası var. Evet. Bu politikanın neticelerini konuşuyoruz hala. Yani Gazze'deki savaş da bu. Doğru. Bugün Yemen'le yaşanan gerilim de bu. Hepsinin temelinde bu var. Yani son cümle söyleyeyim belki. O Siyonist Kongre'de Theodor Herzl'in bir sözü var işte. Vatansız bir halk için halksız bir vatan haksız diyor. Vatansız halk dedi Yahudiler. Halksız vatan dedi Filistin. Ama Filistin halksız bir vatan değil. Orada Filistinliler var. Yahudiler geldiğinde bu gerçekle karşılaşıyorlar. Onunla ilgili de demir duvar doktrininde çok net ifadeler var. Zaten orasının Arapların olmadığı, Arapların çok fazla orada kaldığını ifade eden o doktrininde Japotovski'nin yazdığı 1920'lerde demir duvar doktrininde çok net bir şekilde ifade ediyor. Sen CENTCOM'u ver, ben de katkı yapacağım. Ben önce Turgut Alp'i göndereceğim. Çok teşekkür ediyorum Turgut Alp Boyraz. Yayına katkı için bütün akşam da bizimle birlikteydiniz. Çok da güzel bilgiler paylaştınız. Bölgeyi de çok iyi bilen bir isimsiniz. O yüzden hani olabildiğince sizi bölmemeye ve yeni sıcak, çok sıcak bilgi geldi. Sürekli buradan yapılan açıklamaları an be an vermeye çalıştık. Siz de çok güzel anlattınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar. Teşekkür ederim, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Gelen bir şey var, mesaj. Şimdi CENTCOM'un... Turgut Bey, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 20 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı. Yeni moderatörümüz artık Ekrem abi. Bak bütün konuları... Ama bakın. Gerçekten. Soruları yönelteceğim. Ekrem hocam, bırakmadınız ki ben söyleyeyim. Bence ver abi. Sizi bölmeyeyim. Estağfurullah, tabii buyurun size. Ekrem abiye yakışır. Estağfurullah. Estağfurullah hocam, sizin karşınızda boydan... boynum kıldan ince, buyurun. Evet. CENTCOM'dan gelen mesajı paylaşacaktım. Siz paylaşmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan bir açıklama var. Diyor ki bir Husi insansız hava aracını Kızıldeniz üzerinde başarıyla imha ettik. Şimdi bu normalde de yapılan bir açıklama ama tabii bugünkü saldırı sonrası bu açıklamanın gelmesi net bir şekilde aslında Amerika Birleşik Devletleri desteğini bize gösteriyor. Mesajda şu da paylaşılmış, çevirisini yapayım. Bölgedeki kuvvetlerin ve ticari gemilerin güvenliği açısından aynı zamanda diyor uluslararası suların da daha iyi ve güvenli bir hale getirilmesi açısından bu gerçekleştirildi diyor. Dediğim gibi normalde rutin bir açıklama olabilir ama bu olayla herhalde direkt olarak hani biz destek veriyoruz demek değil mi Ekrem hocam? Biraz önce zaten Turgut'a sorduğum şey oydu. Bu Yemen'deki saldırılar Amerikalılar yaptı falan şeklinde bir şey var. Belki de bu tür konularda Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara yardımı, ki Husilerin bu konuda hani bizim yapmaya çalıştığımız şeyleri engelleyen sadece diğer ülkeler değil, burada Amerika'da artık parantez için alınmış oldu göründüğü kadarıyla. Peki. Çok kısa birlikte söz vereyim. İkişer dakika. Buyurun Coşkun Hocam, son sözünüz. Şöyle, bu olaylar tehlikeli gelişiyor, onu söyleyeyim. Hı hı. Yani bölgede ilk defa Filistin meselesi dahil, orada katliamı hiç zaten konuşmaya gerek yok, soykırımı da. Başka bir coğrafyaya sıçrama, ülkeye sıçrama ve yayılma riskini
İlk defa ben bu kadar yakından hissettim. Bak Lübnan'a aynı denklemi kurmadım. Orada çünkü az önce bahsettiğimiz o kayıkçı kavgası hala bende hafızada değil ama Yemen bambaşka. Yemen burada yukarıdaki tezgahı çözerek ferdi mücadeleye başlayan elit bir bölge ve ciddi de bir mücadele yürüttü. Amerika ne diyor? Savaş gemilerine diyor, ticari gemilere yapılan diyor ateş sonucu diyor. Bu olaylar yaşandı diyor. Orada cidden sadece amacı Filistin'e destek olsun diye yaptığı çıkışlar var ve gerçekten samimiyetle savaşan bir coğrafyaydı. İşte gerçek savaş arıyorsan oraya bak dememdeki neden buydu. Şimdi bura Yemen'in bir karşılığı gelir mi? Ki ben geleceğe kanaatindeyim. Bu sefer el yükselterek İsrail başka bir boyuta işe getirir mi? Bu da bir ihtimal. Böyle olursa da iş acaba kontrolden çıkarak bir anda Yemen'in içine girdiği bir ülke geneli büyük savaşa dönüşür mü? Bu riski ben görüyorum. O nedenle endişeyle takipte fayda var diyorum. Çünkü Allah korusun öyle olursa öncelikle Yemen için çok sıkıntılı günler başlıyor. Ardından daha da büyürse dünyayı sıkıntılı günler bekliyor. Sevgili Ferhat Murat, son sözünüz. Sevgili Merve, şunu söyleyeyim öncelikle. Birincisi, hani ben bu söylenilenlere ilave olarak farklı bir açılım getireyim. Lübnan, üstten Hizbullah'la, işte aşağıdan Yemen, Husiler ve kendi gücüyle İsrail'e altlı üstlü bir saldırı stratejisini benimser. Orada bir huzursuzluk ve az önce bahsettiğimiz paranoyak unsurlar yaklaşım ön plana çıkar ve İsrail'de yaşayan Yahudiler ülkelerini sosyoekonomik olarak da güçlü oldukları için daha görece terk etmek durumunda kalırsa belki İsrail için en büyük error dediğimiz ya da SOS dediğimiz konu da gündeme gelebilir. Yani bu ateşin sönümlenmesi konusunda bir ihtimal orada da çıkabilir. Çünkü nüfusunun oradan ayrılması çok onların istemeyeceği bir şey. Geçmişten beri Dünya Siyonizm Kongresi'nden, Dünya Siyonizm Örgütü'nün yaklaşımından yola çıkarsak en istemedikleri senaryo olarak karşımıza çıkabilir. Şöyle bir, aslında Turgut Alp'in bir yaklaşımı vardı. Onunla da katkı sağlayıp bitirmiş olalım. Yahudilerin benim bildiğim kadarıyla iki tane devleti var. Bir tanesi M.Ö. 63. yılda Makabi Devleti. Ve tam bundan 1978 yıl sonra Yahudiler savaşmak için İngilizlere gidiyorlar. Ve nerede savaşmak istiyorlar? Evet. Çanakkale'de. Çanakkale cephesinde İngilizlere geri hizmet veriyorlar. Katır bölüğüyle. Yani Siyonist katır bölüğü var. Orada katırlarıyla beraber geri hizmette Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar. İşte bizim de ne kadar kadim bir millet olduğumuzu, medeniyet olduğumuzu da buradan görmek lazım. Bu bilgiyle de tamamlamış olalım. Sen de çok fazla zor durumda kalmasın. Çok teşekkür ederim. Moderatöre yoksa biraz anladım. Daha devam et. Estağfurullah, buyurun hocam. Sizin için kapanışı reklamdan Ekrem çalalım. Abi yapacak. Bu haritaya baktığımızda, bu haritayı biraz daha büyüttüğümüzde baktığımızda önce 7 Ekim'e dönelim. 7 Ekim'den sonra birçok insan şunu dedi. Ya bu Gazze'lilerde ne oldu kardeşim? İşi miydi, sırası mıydı bunun falan denildiğinde birçok insan şunu söyledi. Ne yani? Gazze'lilere sıranızı bekleyin. Nasıl olsa İsrail sizi bir gün öldürecektir mi demek istiyorsunuz? Bunu ben de çok sordum. Şimdi buradaki mesela Yemen'de sadece Husiler rahatsız gibi gözüküyor ama bu iş giderek Yemen'in tümünü, orada işte Suud destekli bölümde olsa, Birleşik Arap Emirlikleri destekli bölümde olsa, Umman'ı da, Suudi Arabistan'ı da, Ürdün'ü de ve herkesi etkileyecek bir şey. Dolayısıyla sıralarını bekleyen insanların uyanmaları gereken bir noktaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Umarız sıraları gelmeden uyanırlar. Kesinlikle. Onlar o planlarını yapmak için sonuna kadar bunu zorlayacaklar. Ama burada önemli olan bizim İslam dünyasının Müslümanların nasıl duracak? Peki. Müziği duydunuz Ekrem Hocam. Yoksa söz büyüğün her zaman biliyorsunuz. Size asla saygısızlık etmem. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Geldiğiniz için, bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için ayrıca. Sayın Coşkun Başbu, size de kapanışta böyle 5 dakika vermek isterdim ama müziği duydunuz. Ben duydum müziği. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, değerlendirmeleriniz için ve sevgili Ferhat Murat. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Destekleriniz için, yayına katkı için. İnşallah haftaya yeniden görüşürüz diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için satır arasını noktalıyoruz. Görüşmek üzere, iyi geceler, hoşça kalın.